teklifim olmadı kızlar. Nasıl orada ya? Elime kına yakılırken kayınvalidem hem altın koydu hem de ekstradan 5 taş koydu. Nasıl yani? Aa, tabii. Nur Kadın Hanım'ın 5 taş takması günün en çok konuşulan mevzusu oldu. Evlenme teklifini sana kayınvaliden mi yaptı yani? Bir bunu duymadığım kalmıştı burada. Ya saçmalama ya, bu kadar da olmaz. Nur Kadın Hanım'ın yaptıkları bu kadar da olmaz dedirtti. Oğlumla evlenir misin? 5 taş özel bir şey. Değil mi Rabia? Evet. Kına gecesi 5 taş geline kaynana vermez. Biraz gösteriş var mı? Aynen, gösteriş yapmış. Ben gösteriş yaptım. Yapamadığınız için gocunuyorsunuz. Çünkü oğlu yaptı. Bence oğlunun açığını kapatmayı. En azından benim açığı kapatan bir kayınvalidem var. Sende o bile yok. Birazdan gelinim mutfakta da. Rekorları kıran program Gelinim Mutfakta ya. Hoş geldiniz. Büyük finale son 3 gün Gelinim Mutfakta 6. sezon şampiyonunu arıyor 3 gün sonra. Burada olmak isteyenler belki de şampiyona bakıyorumdur şu anda. Geç kalmadınız. www.kanalday.com.tr ya da 0539 570 3707. Büyük finalde büyük ödül tam 80 altın bilezik. Bu arada bugün İstanbul'un fethinin yıl dönümünü kutluyoruz ve ona özel de bir yemek seçtik. Hazırsanız döndüm bu tarafa. Kızlar, kimin sesiydi onlar? Kimin olabilir? Kıymet, senin sesini duydum. Evet. 3 gün oldu geleli. Hayırdır Damla? Yani Kıymet, ne diyeyim? Nursel Hanım yani. Konu ne? Nasıl i̇şte o kadar? Konu aslında şu, benim 3 günlük olmama sığınıp beni bastırabileceğini zannediyor. Kayınvalidesiyle birlikte bir olup her adımımı takip ediyorlar. Ve sonrasında böyle olay yaratıyorlar. Şöyle yapalım, ben gerçekten... biz de hakim olalım konuya, izleyelim. Üzerine konuşalım, çok yükselmişsiniz. Bakalım sebep neymiş? Sen benim hakkımda arkadaşlarına ya da akrabalarına konuşamazsın. Pardon da sen kendini niye bu kadar önemsiyorsun? Benim konuştuğumdan sana ne? Önemsemem ben değilim. Sen sakin olur musunuz? Önemseme sen gidip arkadaşlarınla olmamak. Kim ya yeteneksin? Ben kimseye hesap vermek zorunda değilim. İstediğimi konuşurum. Burada kim yok? 2 tane 5 aldı diye fıttırıyorsun. Sen benim telefonuma karışamazsın. Kendine gel, tamam mı? Sen benim hakkımda konuşuyorsan çok güzel de konuşurum. Kusura bakma, konuşurum. Çok güzel konuşurum. Gerçekleri sen konuşuyorum. Sen beni bu kadar önemseme hayatım. Zeynep de sen hiçbir şeyden anlamıyor. Yemeğini yakar. Sen dersen sen yerden toplarsın. Oradan buradan yemek yapmaya çalışırsın. Bak beni gerçekten çıldırtıyorsun. Çıldırsan ne olur? Buraya kadar geldi. Sen beceriksizsin. Hiçbir şey beceremezsin. Sen de beceriksizsin. Benden önce sen burada beceriksizsin. Ya bir Allah aşkına git ya. Anne bırak çabuk beni ya. Çok kötü olacak. Bırakır mısın? Bak, gerçekten çok kötü olacak. Son cumartesi. Sen de kalacaksın. Bir daha bu kulise gelmeyeceksin bile. Sen kalacaksın. Ben çıkmam, tamam mı? Bu yemekler tamam mümkün değil. Evet ben bastım. Allah Allah. Ben seni bastım. Allah Allah. Şuna bak ya, şuna bak. Ya işe gücüm riyaklamak, riyaklamak. Geldiğinden beri baş ağrıyorsun ya. Hiçbir şey beceremiyor zaten. Sen oradan buradan toplama yemeklerle. Sıfır hijyenle gelmiş burada bana artistlik yapıyor. Ben 5 aldıkça niye bu kadar
çıldırıyorsun? Sen senin kayınvaliden de bana 5 verince bir şeyler oluyor. Neden? Ya. Neden bir R yapıyorsun? Beni takibeden sizsiniz. Altına ben çıkınca böyle bir R çok güzel yapıyorsunuz. Bravo size. Rabia teyze, senin yaptığın çok ayıp zaten. Senin yaptığın ayıp değil. Telefonda konuşuyor. Ona konuşuyor. Sen benim hakkımda konuşamazsın. Neden böyle oldu? Rabia Hanım'ın fitne fecirliği ortalık karıştırması. Kıymet, telefonla konuştun. Ne konuştun? Nursel Hanım, ben olmayan bir şey söylemedim. Neyse onu söyledim. Telefonda arkadaşımla... birine mi söyledin? Evet, arkadaşım evet. Burcu'yla konuşuyordu. Bu da yasak ayrı. Hani nasıl gidiyor, nasılsınız falan diye soruyor. Ben de dedim ki gayet güzel. Hani beklediğim gibi değil. Çok eften püften insanlar var, faturadan insanlar var. Hiç de hani hepsini eleyebilirim. Hiç sıkıntı yaşamam bu girişli şampiyonluğa doğru gideceğim dedim. Yani kendimi anlattım, başka bir şey söylemedim. Kimseye hakaret etmedim, kötü bir söz söylemedim. Yalnız mı olduğunu düşünüyordun telefon? Evet, odada yalnızdım zaten. Ay. Rabia Hanım gelmiş beni oradan dinlemiş. Rabia teyzeciğim, beni dinlemekten vazgeçin. Peşimden dolanmaktan vazgeçin. Kendi telefonla konuşurken size mi soracağım ya? Hadi dinledin, öyle bir ayıp yaptın. Ya ne dinlemesin? Sonra niye gidip anlatıp gelinini doldurup benim üstüme salıyorsun? Rabia abla öyle mi? Hayır, hayır aşkım, ben dinlemeyeyim, ben kafa dinlemeyeyim. Sen telefon... nereden duyuldun? Öyle dur, bu önüm sıra gidiyor. Bana konuşuyor arada. Serbest konuşuyor beyler. Bizi kesiyor. Diyor, Zeynep'i kesiyor. Yok. Damla'yı kesiyor. Ne saçmalıyorsun dedim. Sonra geldin Damla'yı anlattım. Akşamdan beri bize neler ediyor. Şeyde değilaydı. Dolmuş ne onun adı ya? Servis var ya. Senin gelinin beni köşede bir dakika ya. Servis mi düşüyorsunuz? Evet hemen anlatayım. Dur bir dakika. Gelinliğe kimse yokken köşede bucakta bana laf söylüyor. İnsanların içinde de sus pus. Sanki ben ona yükleniyormuşum gibi susuyor, kenara çekiliyor. Yok böyle bir şey. Ay. Sen başlattın olayı. Ben. Saçma sapan konuştum. Sen iftiriyorsun. Ben neysem oyum. Farkındayım. Korktuğun için böyle yapıyorsun. Bir susarsa ben kendimi savunacağım. Bir dinleyelim kıymet bizde. Ya Nursel Hanım bugün zaten kayınvaliden bana söylemese de biz burada da ayrıca bana iftira attı. Son çekimde burada diyor ki yok ben parmağımı sokmuşum, kabuklanmış. Niye benim bundan haberim yoksa şerbetimle kabuklanmış ve ben elimi sokmuşum. Ben o hatayı bir kere yaparım, bir kere senin ağzına laf veririm. Böyle bir şey yok bir kere. Oradan bir kuruldum ben ona. Sonrasında arkada sürekli tahrik etmeye devam ediyor. Yani zaten bağıra bağıra ben duyayım diye konuşuyor. Burada yine bağırdı. Bakın ben yine bir şey söylemedim. Servise gittik. Yine telefonu aldı eline. Ben yine kulaklığımı taktım. Anne. Hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ettim ama bugün de olunca benim artık sigortalarım attı. Damla ya kusura bakma da Kıymet telefonda konuşurken senden izin mi isteyecek? Ya Kıymet sen benim gelinim hakkında orada burada konuşamazsın. Ben o hakkı sana asla vermiyorum. Bir de eften püften demedi. Burada fasulyeden, aynen böyle söyle, fasulyeden rakiplerim var zaten. Evet. Ben onları oho çoktan eridim bile dedi. Kıymet ben seni tebrik ediyorum. Ne yapıyorsan başarmışsın. Yani bakın 3 gün kaldı. Siz şu an neyin derdindesiniz, neyin kavgasındasınız? O ona 5 vermiş, bu buna hiç... Tamam. Yani rakip görmüyor musun? Hayır görmüyorum zaten. Zeynep'e de laf gidiyor burada. Yani şöyle, biri yakıyor, fenomenim diye geçiniyor, ortalıklarda geziyor. Biri eski yarışmacılardan Yeşim'in taklidini yaparak... Ben mi Yeşim'in taklidini yapıyorum? Damla evet. Mı yapıyor? Üstüne alındı zaten. Ne saçma. Böyle barınmaya çalışıyor. Ben geldim geleli zaten bana takık fark ettiyseniz... Başka birisi bir şey yaptığında laf yok. Ben bir şey yaptığında kayınvaliden bir şey söyledi de... Daha bir böyle heyecanlı konuşuyorlar. Zaten buradan da korktukları çok belli. Korkmaya da devam etsinler bence. Ondan ortalık karıştırıyorsun. Ne oldu? Karıştırdım. Neymiş? Konuşmayacağım. Ortalık karıştırıyor. Kim? Rabia Hanım. Hayır, evet, ama... moralini bozup düşürmek için yapıyor. Ya Nurhan'ım ben gelinimi ne kışkırdım? Ne duyduysam onu söyledim. Rabia Hanım ya sen benim gelinin peşinde dolaşıp da telefonu nasıl dinleyebilirsin ki ya? Fitne fecilik yapıyor. Kapını iner, baca iner, gider gelini şişirir. Bir dakika. Nur Kadın Hanımcığım dur. Zeynep aslında size de laf geliyor. Evet. Telefonda. Değil, gerçekten. Eften püften yarışmacılar. Gamzeciğim evet. Sana da laf geliyor. Yani büyük bir pankarta yazıp assın karşıma hiç umurumda bile değil. Hı. İstediğini yapabilir. Gördün mü? İstediğini düşünebilir hiç umurumda değil. Gerçekten. Yani iki gün, bugün üçüncü günümüz, iki gündür
Yani ben de kiminle muhatap olmam gerektiğini gayet iyi anlamış durumdayım. İstediğini söyleyebilir. Hiç yani zerre ilgilenmiyorum kıymetle. Hiç. Yani Damla niye bu kadar celallendin ki? Bırak kiminle konuşuyorsa konuşsun. Ben olsam muhatap bile olmazdım. Yani burada kimin kalıp kimin kalacağını aynen bilmiyorum. Belki ikiniz birden olmayacaksınız. Ekrandan izleyeceksiniz. Aynen. Belki dördünüz de olmayacaksınız. Hodri meydan bugün... Puanlarınızla dövüşün. Aynen. Gerçekten bak puanlar konuşacak. Onlarla yemekleriniz konuşacak. Tek çözüm bu. Aynen. Ve bence dışarı taşırmayın olayı. Ver Yiğit'ciğim. Bugün İstanbul'un fethinin yıl dönümü demiştik. Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği yemeklerden biri önümde duruyor. Kaldırın örtüleri. Biz de Fatih Sultan Mehmet'i onun en sevdiği yemekle analım mı? Analım, rahmetle yazdım. Fodula yapıyoruz bugün. Fodula. Ekmek dolması diye de geçiyor. Evet. Evet. Osmanlı mutfağının en güzel, en sevilen, biraz zahmetli, marifet isteyen bir yemeği. Günün yemeği fodula. İlk defa duydum fodulayı. Ama benim için hiç problem değil. Ben her yemeği en iyi şekilde yaparım. Hey, ben köyde bunu yapmasını biliyordum. Bunun adı fodula mıydı? Fodula için 2 su bardağı ılık su, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 6 su bardağı un, 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı şeker. Ekmeklerin üzeri için 4 yemek kaşığı yoğurt. İçi için 400 gram dana kuşbaşı et, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet soğan, 2 adet havuç, 2 adet domates, 1 su bardağı bezelye, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı rezene, 1 çay kaşığı anason, 2 su bardağı su. İyi şu rezene anason bizi biraz yumuşatır ha kayınvalidelerim. Çok güzel. Böyle bir rahatlarız. Ben bir kokladım rahatlatsın diye. Öpüşün ayrılın. Benim evlenme teklifim olmadı kızlar. Nasıl orada ya? Elime kına yakılırken kayınvalidem hem altın koydu hem de ekstradan 5 taş koydu. Nasıl ya? Aa, tabii. Nur Kadın Hanım'ın 5 taş takması günün en çok konuşulan mevzusu oldu. Evlenme teklifini sana kayınvaliden mi yaptı yani? Bir bunu duymadığım kalmıştı burada. Ya saçmalama ya, bu kadar da olmaz. Nur Kadın Hanım'ın yaptıkları bu kadar da olmaz dedirtti. Oğlumla evlenir misin? 5 taş özel bir şey. Değil mi Rabia? Evet. Kına gecesi 5 taş geline kaynana vermez. Biraz gösteriş var mı? Aynen, gösteriş yapmış. Ben gösteriş yaptım. Yapamadığınız için bocunuyorsunuz. Çünkü oğlu yaptı. Bence oğlunun açığını kapatmaya çalışıyor. En azından benim açığı kapatan bir kayınvalidem var. Sende o bile yok. Birazdan gelinim mutfakta da. Süreniz az. Güzel bir ekmek yapacaksınız, iç harç yapacaksınız. Süreniz tam 50 dakika. Eksisiz, kazasız, belasız. 5, 4, 3, 2, 1, başla. Kolay gelsin. Un, su, maya karışıyor, ekmekler hazırlanıyor. Diğer yandan etler ocakta pişiyor. Bol soğan rendeleniyor, sebzeler hazırlanıyor. Bakalım ortaya nasıl bir yemek çıkacak? Merhaba, günaydın. Merhabalar. Hoş geldiniz hanımlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, çok şükür. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kıskananlara inat. Çekirdekleri de aldık. Damla! Damla! Yani bari. Günah yaptın yapacağını dostum. Tabii ki kıskanıyorsunuz. Zabaktan da aynı tartışmayı çıkarttınız. Benim üstüme sen karıştırdın diyorsun. Ben niye karıştırayım? Demeyeydi gelini ona buna telefon ediyor. Buradan dışarıda telefon edilmez ki. Ortalık karıştıran, fitnelik yapan insanlara dikkat almıyorum. Sen neyin sevincini yaşıyorsun? Çekirdeklerin. O sen çeyreğini nasıl aldın? Nasıl almışsın? Benim şaşkınlığım sayesinde aldın. Yaptım hatayla aldın. Beğendim. Bir de bunu sevinebiliyor musun? Evet aşkım.
Ay. Sonra sevincin da daim ki olur inşallah. Bundan sonra da biraz zor inşallah olur. İnşallah her zaman. Daim olmasın. Hata bir kere olur. Bekliyorum. Hata bir kere olur. Canım, daim olmasın. Bizler de varız. Rabia'yı evet desteklemeye mi geldik? Lütfen. Merhaba kızlar. Merhaba. Kıymet hariç merhaba. Zaten merhaba cevap kızlar vermedim sana da. Neyse. Ay verme zaten. Sen gerçekten cevap vermeden durabiliyor musun? Yani konuşmadan durabiliyor musun? Çünkü pek göremedik de biz burada senin konuşmadığını. Hak eden hak ettiği cevabı veriyorum. Gerekmediği zamanlarda konuşmuyorum tatlım. Ama şöyle bir sorunum var. Sen söylüyorsun, konuşuyorsun. Asla cevabını beklemiyorsun. Nasıl olacak yani böyle kıymet? Sen buraya konuşmaya mı geldin acaba? Hem konuşmaya geldim, hem yemek yapmaya geldim, hem eğlenmeye geldim. Dedim ya hepsini bir arada yapabiliyorum çok şükür. Gerçekten ortamı bayağı eğlendiriyorsun kıymet. Evet, evet ciddi anlamam ama yemek yapamıyorsun yani. Ben eğleniyorum yalnız, yani siz ayrıntıyı kaçırdınız. Ben eğleniyorum. Ya hiç eğlenmişe benzemiyorsun. Her gün bir tartışma, her gün bir kaos. Bakın ben bu konuştuklarımı hepiniz için söylüyorum. Sadece Damla'ya değil, Damla fazla üstüme geldiği için eksi ona söylüyormuşum gibi oluyor ama beni sessiz zannedip damarıma basmayın. Kimse sessiz kalmaz. Kimse sessiz bir tek sana özel bir şey değil. Ben başkaları gibi size papuç bırakmam. Ben hepinizi buradan gönderirim. Beni sonra televizyondan izlersiniz. Böyle kendi kendinize cevaplar verir oturursunuz. Valla kıymet sen bu yemeklerle beni gönder. Bak hayatım aldığım o bilezikler var ya hepsini giderken sana bırakacağım. Sahi dün çeyrekten açılmışken ha. Dün ben gelinime söz vermiştim. Ne sözü? Ben şimdi şu sözüme tutup geleyim. Ne sözü bir söyle bize dur. Ne söz söylemeyeceğim verdi? Sözüme tutup geleceğim. Ya ne oldu? Göreceksiniz. Gidip arkalarda işin gücün yok. Beni mi araştırıyorsun sen? Siz gelin kayınvalide. Hep bana. Bu ne böyle ya? Kızlar bir dakika durur musunuz? Canımın içi. Anneciğim, güzel gelinim. Heh, ben sana bir söz vermiştim. Evet. Çok sahip. Bilirsin sözümün eri olduğumu. Evet. Gel annem benim sayemde kaybettim. İşte budur ya, işte budur. Bak görüyorsun devamı, değil mi? Dur bir dakika anneciğim, yine batmasın. Çeyre... Neyse ben konuşacağım. Devamı gelsin. Herkesten düşük puan al. Annem. Ne çeyrek al. Oo bir tanem. Bugün her şeyde. Tamam mı? Gerçekten ben şu an anlamıyorum. Düşük puan verdiniz hiç mi gelininizi şaha kaldırıp da altın taktınız? Evet. Ben sözümü nereyim? Söz verdim. O zaman ben de kayınvalideme sesleniyorum arkadaşlar. Ben de çeyrek istiyorum. Sen onu çeyreği zamanında isteyecektin tatlım. Şimdi gördüm. Çok hoşuma gitti. Güzel bir şey yaptı. Annem seni seviyorum. Zaten dün kayınvalidem beni bulacağından o kadar eminim ki elimin lezzetini biliyor. Ama o anki şaşkınlıkla bir an ya, hadi oradan tabakları karıştırıp şansa bala yapamayan böyle yalak şap yapan insanlara verdi. Kıymet ya bugün sana bu çeyreği ağzını kapatmak, susturmak için taktım. İkincisi asla gelmez. Ya ne saçmalıyorsun Nur Hanım ya? Şimdi kötülüğünü buldun bize ya. İstemiyorum. Tamam eyle sen şu an şov yapıyorsun. Elinle gidip oraya altın dağılmasın. Çünkü bu buradaki gereken yemeklerde alınacak o çeyrekler. Ben sen söz verdim sözümü tuttum sözü sana ne? Bulamadım ben eleştiri istemiyorum. Ya Nur Hanım sen ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Ben seni hiç anlamıyorum. Hem gelin seni suçluyor, sen hem de onu altın takmaya gidiyorsun. Ne alaka? Ya Nur Hanım, baktınız gelininiz çeyrek alamayacak. Boş kalmasın diye gittiniz, çeyrek taktınız. Önemli olan burada alabilmek. Tabii ki. Önemli olan burada sözünü verip de sözünü tutmak. Konuyu değiştirmek istiyorum. Bu sabah Kıymet'in kayınvalidesi kadın teyzeyle beraber dışarıda biraz sohbet ettik. Programa girmeden önce. Şöyle bir şey anlattı bana kadın teyze. Ben çok şaşırdım. Kıymet eşiyle tanışmadan önce beraber aynı işine çalışıyorlarmış ya. Evet. Bir yıl boyunca eşi Kıymet'e aşkını itiraf edememiş. Aa! Evet, bir yıl boyunca. Neden? Evet. Yani ben şöyle düşündüm açıkçası. Kıymet orada da böyle kavgacı bir kızdı. Kesinlikle. Yani muhtemelen adam o yüzden cesaret edemedi diye düşündüm. Evet, eminim. Ama gerçeğini de tabii ki Kıymet'ten duymak isterim. Bir yılın nesi uzun geldi size yani? İnsanların birbirini tanıması, gözlemesi neden bu kadar tuhaf? Arkadaşlar onunla hiç alakası yok. Ben öyle parkta, bahçede gördüğümde anında biriyle işte evleneceğim, edeceğim. Tanışmanın yani yeri, düşme. Tanışmanın yeri mi var Kıymet'ciğim? Sen de iş yerinde tanışmışsın. Dur bir saniye. Ne alaka dur, yani? Ben bir konuya gireyim izninle. Bana laf vurdun ya o yüzden cevap veriyorum.
eşim emin adımlarla gitmek istediği için, arkadaşken de insanlar kendini daha doğru ifade ettiği için eşim beni tanımak amaçlı bize fırsat tanıdı, zaman tanıdı. Biz bir yıl boyunca gezdik, tozduk, birbirimizi tanıdık, birlikte bir şeyler yaptık. Ama o benim peşimden koştu, kusura bakmasın da kayınvalidemin dediği gibi bir yıl beni bekletmedi. Aslında böyle yapması daha iyi. Emin adımlarla gitmiş olduk. Hem o beni tanıdı, hem ben onu tanıdım. Hem birbirimizin aile yapısını gördük. Böyle olunca da sonrasında büyük büyük olaylar yaşamadık. Ben seni istiyorum, ben seni yani seviyorum. Ya da ben sana evlilik teklif ediyorum dememiş. Bayağı konuşmuşlar ama bir şey dememiş. Belki de annesi kabul edip etmeyeceği için arada derede kaldı da o kadar uzun olabilir, sürdü. Olabilir, olabilir. Yani niye öyle art niyetli düşünüyorsunuz, kötü düşünüyorsunuz? Belki oğlum bir yıl gözlemledi, evlenebileceği kadın mı, hareketini, duruşunu izledi, emin olmak istedi. Ne yani, bir yılda Sema Hanım'ın gelini gibi 4-5 ayda mı olması gerekiyordu? Konuşulur ya, oğlum neden sen bir sene beklettin ki bu kızı? Hani daha önce yapardık, kırardık, sarardık. Yani bir sene ne bekledin diye hiç mi konuşma geçmedi aranızda? Ben çocuklarıma sorgulamam. Neyi neden yaptığını, ne amaçla yaptığını. Züleyha Hanım ya, her şeye modern bakıyorsunuz. Niye yani bir yılı çok görüyorsunuz? El alem 3-4 yıl flört yapıyor. Kayınvalidenle nasıl tanıştın? Evlenme teklifin nasıl oldu? Benim evlenme teklifim olmadı kızlar. Nasıl ya? Benim kayınvalidem sağ olsun benim evlenme teklifim olmadığı için, düğün böyle biraz aceleye geldiği için bana kınamda elime kına yakılırken normalde altın koyarlar bilirsiniz. Kayınvalidem hem altın koydu hem de ekstradan 5 taş koydu. Nasıl yani? Tabii. Evlenme teklifini sana kayınvaliden mi yaptı yani? Kayınvaliden mi? Oğlumla evlenir misin? Bir bunu duymadığım kalmıştı burada. Ben zaten evleneceğim. Düğün günüm yani kınam. Önemli olan bakın şu. Onun niyeti. İçinde benim, kalmasın diye yaptı yani bunu. Benim içimde kalmasın. Ben eksiklenmeyeyim. Üzülmeyeyim etmeyeyim. Sonuçta oldu bitti ama iş işten geçti değil. O an beni layık gördüğü için hani diyorlar ya iki yıl sonra gelen eksik bohçalar falan. Ben hiçbir şeyden eksik kalmayayım diye sağ olsun gitmiş yapmış. Benim için dünyanın en güzel evlenme teklifiydi mesela. Bana kalırsa evet, yapmasa doğru. Da olurdu ama çeyrek takması bile böyle yani bunu gösteriyor zaten. Bu arada dışarıda buradaki kadar böyle şey bir despot bir kadın da değil. Allah Allah. Bence kıymetin yanında biraz onun dengesi şaşıyor da neyse. Hayatım ne yapsın kadın? Korkmakla ne alakası var Allah aşkına ya? Neden korksun benden? Böyle neden insanların bana üstüne yürüyorsun ya sen. Bana bir bağlılığı yok. Neden korksun ki? Ya o cuma diye kaynanan teklif etti diye evlenme teklifini 5 taş kodu diyor doğru mu? Daha evet neler? Doğru. Daha neler? Ya saçmalama ya bu kadar ya, normal. Ya oğlunun yerine evlenme teklifini sen mi yaptın? Kına evlenme teklifi şimdi. Yapmadım. Öyle diyor ama. Beş taş tek taş kim verirse, aynen. Kim amca koyarsa, kim parmağı takarsa evlilik teklifini o yapmış olur. Ben beş taş yüzüğü içimde kaldığı için, kendim takamadığım için, kızıma mutlu etmek için, sevinsin, mutlu olsun diye bir avucuna beş taş, bir avucunda çeyrek altın koydum. Yani. O gün niye koydun işte? Kına gecesi niye koydun beş taşı? Başka zaman koyaydın. İşte ya önce sene... koyaydın ya sonra koyaydın hayatım, değil mi? Hayatım bak bir sene arkadaşlık bile teklif edemedi. Edemediyse evlilik Allah teklifini Allah. Hiç edemez. Yok çok ya. Değişik. Bence. O kadar eminsiniz. Bence. Bence. Bence yok. Bence. Evlenme teklifinde bu. Tek taş yüzük takılır. Tek taşla evlenme teklifi yapılır. Fikrim bu. Beş taş yüzük. Aa bilmiyordum. Kına gecesinde konu. Kına gecesinde ben koydum içimden geldiği ay, için. Ay ben bilmiyordum. Beş taştan teklif edilmiyor mu? Ben tek taş bilirim. Tek taşın özelliği aa. Evlenme teklifidir. Ya ben benim beş taşı bilmiyorum. İkisi de bizim kültürümüzde bizim etmedi. Yaşadığımız yerde beş taşla evlenme ay. Teklifi yapılmıyor. Çok pardon Nur Hanım, Sema Hanım, Rabia Hanım. Vallahi işinize gelince aynen. Yok o bizim yöre, yok onun yöre, yok bunun. Yahu yok yani yok. Artık yöreler, adetler, her şeyler her kalktı. Her şey bitti diyor. Bitti ya. Gamze
bir şey soracağım sana. Sen benim kayınvalidemle bu ev konusunu hiç dertleştin mi? Evet tatlım, birazcık dertleştik. Yani çünkü şöyle, kayınvalidem bana öyle bir anlattı ki... Nasıl anlattı? Sanki sen kümeste yaşıyormuşsun da... Yani kadın o kadar üzülmüş ki seni gerçekten kümeste falan yaşıyor zannediyor bu arada. İzmir'deki evinin bodrum katını sana vermeyi düşünüyor. Senin istemediğin bodrum katı mı? Aynen, benim Pardon istemediğim... Pardon da yani senin istemediğin bodrum katın evi ben neden isteyeyim ki? Ya Damla, sen bodrum katı beğenmiyorsun, ben de ihtiyacı olana veriyorum, Hamze'ye veriyorum, sana ne? Damlacığım, biz kayınvalidenle sadece dertleştik. Kendisi buralara kadar büyütmüş, getirmiş mevzuyu. Yani senin yaşayamayacağın yerde de ben zaten yaşamam. Buralara ben kadar sormak istedim yani, dertleştim mi gerçekten, yoksa kayınvalidem kendi kendine böyle bir şey söylüyor diye düşündüm. Bu kadar gündem oldu evin. Var mı evinin görüntüsü? Evet var, yönetmenime evet, verdim, gösterebilir. Evet görsünler, Rabia Gezer'in de içi rahat etsin. Evet. Üzülmüş açıkçası ben sana. Ben kümes olmayan evimi size gösteriyorum arkadaşlar. Gamze gelinin evine geldik. Klasik krem rengi koltuklar tercih etmiş gelinimiz. İşlemeli kırlentler ve işlemeli halı görüyoruz. Burası galiba çocuk odası. Dantel desen bir halı burada da var. Yatak odasında daha spor mobilyalar kullanmış. Sade bir yatak başlığı ve sade bir dolap görüyoruz. Bakalım diğer yarışmacılar nasıl buldular bu evi? Arkadaşlar gördüğünüz bu bütün her şeyi eşimle ben kendim yaptım. Ailemin bir desteği olmadan. Kayınvalidemlerin durumları yetmiyormuş gibi koltuklarımı koltuk olarak değil de yatak olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Yazık evet, ya. Evet söyleyecektim de söylemek istemedim. Vallahi yazık. Kayınvalidenin yatak odası da güzelmiş diyecektim. Nasıl yani, orası kayınvalidenin mi? Salon kayınvalidenin yatak odası. Salonda evet, kalkıyorlar ya, baksana gül gibi koltukları yatak olarak kullanıyorlar. Sen yani orada oturup keyif yapman gerekirken, şöyle bir kahvenle bir film, bir dizi, bir şey izleyeyim demen gerekirken onlar yatıyorlar. Hiçbir şeye faydası olmadıkları gibi bir de koltuklarımı eskittiler. Aa. Yani Gamze, gerçekten çok üzüldüm. Sana ayrı üzüldüm. Kayınvalidenle kayınpederine koltukta yatıyorlar, yazıktır ya. Ya burada mı yatıyor? Evet. Çok küçük değil mi? Yatıyor. Burada küçücük ya. Hanımlar gördüğünüzü anlamıyor musunuz? Anlıyorum. İki oda bir salon. Tamam. Koskocaman salon, yatak odası var eşiyle çocuklarıyla, orada tamam. Kalıyorlar. Tamam ama salon var. Salonda da aynen, aynen bir o çocuklar yatıyor. İçin ayrı oda var orada. Dikkatli izleyin, dikkatli kayın bakın. Kayınpeder, kayınvalide nerede yattı şimdi burada? Salonda zaten söyledi ki salonda. Şurada mı yatıyorlar? Evet, şurada yatıyorlar. Ya Sema Hanımcığım, sen bana kızıyorsun da bildiğin Gamze kaynanasına, kaynatasına yatak odası salon yerine mobilyaları yatak odası gibi almış. Yani onları kaldırıp iki tane yatak koymalıydı evet. Orada. İki berjer, iki yatak. Hanımlar, öyle insanlar var ki bir evde 7-8 kişi yaşayanlar var. Herkes ranzada mı yatıyor, ayrı odalarda mı yatıyor? Divanlarda yatanlar var, yerlerde yatanlar var. Neler var yani? Gamze ya, evini gördüm, gerçekten çok üzüldüm. Siz o evi, salonu nasıl sığıyorsunuz ki kaç kişi? Köylerde yer yatakları vardır. Hiç mi yatmadınız? Niye bu kadar garipsediniz siz bu ora, işi ya? Ora köy Sema Hanım. Bura başka bir yer. Bura İstanbul. Ora köy. Bak ağzından köy diyorsun. Evet. Köy başka, İstanbul başka. İstanbul'da da yatanlar vardır emin olun. Ben hiç bilmiyorum. Emin olun vardır. Kızlar, koltuğu falan her şeyi geçtim. Benim derdim çamaşır makinesiyle. Nasıl ya? Yani? Kayınvalidemle aynı çamaşırlarımı makinede yıkamak istemiyorum. Anlamadım. Kayınvalidenle birlikte yıkamak istemiyor musun? Evet, eşyalarını, kıyafetlerini. Ne alaka? Niye bu kadar şaşırıyorsunuz? Hani çocukla yetişkini anlarım da kayınvalidenin neden? Hasta, yani bulaşıcı bir hastalığı yok kadının. Bana da çok tuhaf. Hayır, bulaşıcı bir hastalığı yok tabii ki. Ama ben kendi kıyafetlerimi ayrı yıkamak istiyorum. Çamaşırlar ayrı yıkansa ne olur, birlikte yıkansa ne olur? Su, sabun, her şeyi temizliyor. Ne var bunda? Hayır, aynı yerde yıkansa ne oluyor yani? Neden bu kadar olay oluyor? Bir sepet var, oraya götürüyor, koyuyorum çamaşırları. Getiriyor kendisi, onun üzerine koyuyor. İstemiyorum, ayrı yıkamak istiyorum. Bana birisi gelip derse ki ben seninle ayrı yıkamak istiyorum. Ya ben, hani iki seçeneğim vardır. Ya evet bunu kabullenirsin, bir kenara çekilirsin. Senin kayınvaliden gibi birisi de inat yapar. Hı. Tamam mı? Gelir koyar. Bence de iyi yapmış yani. Yani bana hiç absürt gelmiyor şu an. Size niye bu kadar evet, acayip niye bu kadar geldi? Çok şey yaptınız ki yani? Bence gayet normal. Bu benim kendi istediğim bir şey yani.
Ve kayınvalide odasıyla mutfak arasındaki perde kapanıyor. Çamaşırlarını kayınvalide, kayınpeder, çocukların kendi çamaşırlarını bir arada yıkamak istiyormuş kayınvalidesi. Hiç olur ay, mu? Süleyha Hanımcığım ne var bunda Allah aşkına? Siz karıştırıp yıkamadınız mı? Hayır. Hep ayrı ayrı mı attınız evet, Allah aşkına? Niye bu kadar evet, yadırgıyorsunuz siz bunları? Ama hayatım bir olması... evde yaşıyorlar. Neden olmasın ki yani? Olması yeri gelir çamaşır o, karışır. Her şey karışır hayır, yani. Hayır karışamaz efendim. Olurmuş mu öyle şey? Zaten maddi durum olmadığı için her şeyleri kendileri yaptı. Elektrik, suda tasarruf olsun diye yapmış olamaz mı? Evet, hayatım doğru. Yine o baktığınızda iki kişi onun üstü, başı, çarşafı derken, havlusu derken zaten bir makine dolar. Kayınvalidenin burada bir tezatlığı var. Ben anlamadım böyle bir şey olmaz. İnadına yapıyor bence. Gamzeciğim sen bu kadar zengin misin ki ayrı ayrı çamaşır yıkamaya çalışıyorsun? Ya niye yadırgıyorsun ki? Salonda koltukta evet, yatan çamaşırı da atar. Evet bir aile ne? Doğal yani normal yani hayır, onlara göre doğal hiç, olmuş. Hiç hoş değil. Normal yani, olmuş doğal olmuş onlara göre. Hayır doğal olmamış hala hazırda kızcağız kendi kendine yıkamaya çalışıyormuş ya. Sen bence biraz bu belki olaylara biraz müdahil ol. Yok. De ki yenge bunu böyle olmaz. Hmm, bırak yazık, öyle istiyorsa öyle olsun. Ama bak, bunu Gamze diyor ben de yengemden hiç böyle bir şey beklemezdim. Yengemin yapacağını zannetmiyorum. Çünkü olabilir, kendisi de temiz titiz bir kadın. Hayatım bunu şu an Gamze anlatıyor ve ben de şaşırıyorum bak, şu an. Bak Sema Hanım. Yani ben yengemin böyle bir şey yapacağını da tahmin etmiyorum. Bir evde kaşık şıkırdamadıktan sonra kimin ne olduğu belli olmaz. Siz sadece dışarıdasınız. Onlar bir arada. Hamurları küçük bezeler halinde yuvarlak şekil verip tepsiye diziyorlar ve fırına gönderiyorlar. Ekmekler fırında pişerken ocakta etler ve sebzeler fokur fokur pişiyor. Sonucu gerçekten çok merak ediyorum. Kızlar 5, 4, 3, 2, maşallah bitmiş her şey. Hadi buyurun. Haydi bakalım çal yönetmeni. Ya sabahtan benim gelinle uğraşacağım. Oturup da yemek çıkardaydın da ben 5 bileydim. Günün tadımı öyle olaylı geçti ki herkes çok gerildi. Nasıl bir tabağa puan verdiğinizi anlattı. Kızım sen yalan dolan ortalığı ne karıştırıyorsun? Nasıl mayalanmamış dinle, olduğunu anlatmadın mı? Dinle. Ortaya bir yalan atıyorsan cevabını dinleyeceksin. Bence bir soda için siz. İşin yemek yapmak. Lan kızmak değil. Olaylar büyüdü. Stüdyo yetmedi, kulise taştı. Ben muhatap olmak istemiyorum. Çatlayın. Tartışmanın konusu herkesi şaşırtacak. Hayır, boş ver, boş ver. Ben de yaşamayacaksın. Muhatap olmak istemiyorum. Neyin, gelinim. Birazdan gelinim mutfakta da. Herkese tekrardan merhabalar. Fodula yaptık bugün. Yani ekmek dolması Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği yemek. Ekmeğin içi çok güzel pişmiş. Ekmek bayağı güzel kabartılmış, pişirilmiş, göz göz olmuş. Böyle fosur fosur bir ekmek var karşımda. İç harcımız çok tuzlu. Yason'un da attı tuzunu. Bayağı böyle anason'un tadı falan çok güzel geldi bu arada. Rezene, anason kokusu, tadı geliyor. Çok da yakışmış. İç harcı bence tamamlanamamış. Bence daha iyi pişmeliydi. Eti de öyle, sebzeler de öyle. Yavan kalmış iç harcı. Ama ekmeği çok güzel. Fena değil diyerek bırakalım. İkinci tabağımız. Çok iyi. İşte bu iç harç olmuş. Bu ne kadar güzel doğranmış iç harcın malzemeleri. Çok güzel kavrulmuş havuçların lezzeti birbirine geçmiş. Etler klasik bir tık sertlik var etlerimizde. Bunun da ekmeği yıkılsın. Pufur pufur kabarık. Gayet güzel pişmiş bir ekmek var önümde.
Hepsinin altı üstü de güzel pişmiş. Bu tabağın lezzeti bayağı iyi. İç harcı çok iyi. Üçüncü tabağım. Etlerimiz 3'te 3 sert ve içlerinde pembelik var. Ben etlere çok takılmıyorum. Zaten yemeği de çok sevmiyorum. Bu tabak yani 2 ile yarışır derecede güzel bir iç harç koymuş önümüze. Çok güzeldi ikinin ekmeği kıyas yapmam gerekirse. Bu bir tık daha böyle içi hafif hamurumsu, çok az ama yani. 2 ile kıyasladığım zaman söylüyorum. 2'nin ekmeği iç harcı bunu geçmiş ama bu da onunla yarışmış. Çok iyi bir tabak daha. Son tabağım. Bunun ekmeğinde bir sıkıntı var. Tek sıkıntılı ekmek sanırım bu. Bence böyle hamur kalmış, eyvah demiş, son anda böyle bir pişireyim demiş. Çok sertleşmiş ekmek, içi de hamurluk var. Altı üstü güzel gözükse de göründüğü gibi değil ekmek. Çok sert. Bu tabak bence en zayıf halkamız. Haftanın tam ortası, ilk puanlar benden. Haydi bakalım. Şu en son tabağa bir vermeyi düşünüyorum, oradan başlayayım. En zayıf halkamız oydu. O bile çok kötü değil. Tabaklarımız bence bugün iyi. Oradan devam edeyim. Üçüncü tabak 4 puan. Ekmek farkıyla ikinci tabak 5 puan. Onun ekmeği daha iyi pişmiş ve daha güzeldi. Birinci tabakta 2 puancık olsun. Ekmeği çok iyiydi. Ekmeğini harcamayalım. Ve buradan da başlayalım. Kim bakalım böyle güzel ekmekler koymuş önümüze? Önce 2 puan. Hazırsak eğer 2 puancık kim kapmış? Damla. Daha iyi bir performans bekliyordum Damla'dan. 4 puan verdiğime bakalım. Şu ekmeğin beyazlığıyla 5'i kaçırdı. Bayağı şuraları beyaz, çiğ kalmamış ama görünüş olarak da biraz tavlaması gerekiyor ya. 4 puan, ikinci en yüksek puan kimin? Dört puanın sahibi gelinimiz, haftanın tam ortası, şahane Kıymet. Tebrik ediyorum Kıymet'i. Bayağı iyi tabak çıkarmış. Ve benim yıldızım kim acaba? Ekmeğiyle iç harcıyla en çok ortaya çıkan tabak bu olmuş. Gamze mi, Zeynep mi? Hadi bulalım yıldızımızı. Zeynep. Zeynep. Gamzeciğim hala alışma aşamalarında bence. Ekmeği neyse ki son anda bir harlamış, önümüze koyabilmiş. Çayınızı, kahvenizi doldurun, ayaklarınızı uzatın, keyfinize bakın. Çünkü sıra kayınvalidelerde. Yarışmaya geldim, hayatım değişti. Tam 10 ay! Bilezikler için kolumda, çeyrekler için yakamda yer kalmadı. Tuğba'ya gönderdim, 20 bileziği koluma taktım. Mutfaklaya geldim, hayatım değişti. Kendinize güvenin. Ben öyle yaptım. Aleyna! Altınları koluma, çeyrekleri yakama taktım. Hem tarihe geçtim, hem şampiyon oldum. Yeşil! Hem fenomen oldum, hem de zengin oldum. Zeynep! Kendine güvenen gelinler. Siz de gelin, siz de kazanın. Benim gibi altınların sahibi olun. Siz de benim gibi efsane olmak istiyorsanız hemen başvurun. Çok güzel miyiz? Haftanın tam ortasında ilk kayınvalidem Nur Kadın Sultanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nur Kadın, Ay Kadın. Hoş geldin. Güzelliğin yanında sultanlık olmaz. Olmaz olur mu? Sultanım. Teşekkür ederim. Aç, afiyet olsun. Güzel günün var olsun.
Ekmeğinden başlayayım. Ekmeği gayet çok güzel olmuş. İçinin yumuşaklığı, pişmesi. Kenarları biraz sert olsa da herhalde bu sosundan çektiği için çok kötü de demem, çok da çok güzel de demem. İç harç nasıl? Güzel. Hafif bile tuzlu. Ya da ben tuzu sevmediğim için bana da öyle gelmiş olabilir ama sebzelerin canlı duruşu, şeyi gayet çok güzel. Et? Etleri de iyi pişmiş. Yani süreye bakaraktan değerlendirdiğim için diyorum. Tamam. Beğendin mi bu tabağı? Şimdilik iyi diyeyim. Tamam. İkinci tabağın. Birinci tabağı kıyaslama olarak bunun ekmeği daha iyi. İç harcın biraz sulu bırakmış. Sebzelerini öldürmüş. Fazla mı yani öldürmüş? Fazla öldürmüş bana göre. Sulu olduğu için de iç ekmeği daha hamurumsu olmuş. Hamur yani bu hamur. Bu ekmek biliyorsun hani çorba bile konabiliyor. Hani dayanıklı bir tabanı olması gerekiyor. Birazcık daha sert olması gerekiyor. Evet, ekmeğin birazcık daha pişmesi gerekiyor. Evet, haklısın. Aynen, bunu birazcık daha pişip ben Osmanlı tarzı yemeklerin, ekmeklerin içinin doldurulduğunu ve tabak şeklinde durduğunu bildiğim için bunun birazcık daha ekmeğin pişmesi gerekiyormuş. Eti? Eti güzel. Zamanı kıyaslıyorum. Ekmek olarak bunu iç harç olarak onu mu beğendin? Öyle diyebilir miyiz? Onun iç harcı da ekmeği de bunu ekmeğiyle kıyaslarsak olması gerektiği şekilde. Biraz daha sert olması gerekiyor ya yemeğe, içine konulan yemeği kaldırması için. Tamam. Biri beğendin yani. Biri beğendim diyeyim. Peki aşkım. Üçüncü tabağın. Bu tabağın eti pişmemiş, daha sert kalmış, havucunu çok küçük doğramış, ekmeği güzel olmuş. Hamur değil, ekmeği güzel olmuş, taban yatağı diyeyim. Bunun güzel bezesini olmuş ama... Bezesini de beğendin ekmeğin, açar açmaz değil evet, mi? Evet, ekmeğin şekli olsun, içi olsun ama eti biraz daha sert olmuş, havuçları çok ölmüş, havuçla bezelye birbirine girmiş. Afiyet olsun. Son tabağımız... Bunun ekmeği güzel olmuş. Ekmeği çok güzel. Etinin pişmesi. Bunda rezene tadı var. Anasın o kadar değil de bunun rezenesi herhalde sonradan attığı için mi? Bunda rezene baskın. Aslında anasonun daha baskın olması gerekiyor. Anason biraz ağır bir baharat olduğu için bunda da rezenenin tadı var. Ama yatağı, ekmeği şekli güzel olmuş. Eti? Eti de güzel. Sebzeler nasıl? Doğranışı da iyi. Bezelye zaten normal doğramadıkları için bezelye şey değil. Pişmiş. Bezelyesi de pişmiş. Havucu biraz ölmüş. Kalbimden geçeni söyleyeyim mi? Evet. 5. Birinci tabak 5 puan. 1. İkinci tabak 1 puan. Hakkında yemek istemiyorum. 2-1. Üçüncü tabak 2, dördüncü tabak 1 puan. Arkama hiç dönmeyeyim. Yine azıcık puan koklattın. Bir tane ekimiz var nefes alan. Olsun o 1 puan 1 puandır. İlk kayınvalidemin, ya ilk kayınvalidesinin onun verdiği bir rahatlık var üzerinde. Onu görüyorum. Yemekler de sıcak sıcak. 2 tane birimiz var. Haydi hayırlı uğurlu olsun herkes için. Tut bakalım şekerim. Tut kenarlarından ve söyle bana ilk birin kime gitti? Çok büyük sorunlar saymadık. Bir tık iç harcı sulu kaldığı için, ekmeği ıslattığı için hamurluk var dedik. Keşke ekmeği biraz daha sertleşse dedik. Ama bir verdik, bir. Kaldır görelim. Damla. Nur teyze, şu ekmeği gerçekten hamur demene o kadar canım sıkıldı ki.
sizin sandığınız kadar sulu da bırakmadım. Nasıl hamur kalı oluyor onun gel suyunu? Gel sevgili meslektaşım. Şu kadarcık suyu kaldı. Gel, yani onu da pişirsem ben. Gel sevgili meslektaşım gel. Allah'ına evet. Allah'ına bir bakar mısın? Bakıyorum ve o... Yemeğin sulu olduğu için ekmeği hamurlaştırmış. Dibine mi tutsun istiyorsunuz? Dibine mi tutsaydı dibini yani? Dibini tutmayacak. Dibine mi tutsaydı? Dibine tutmayacak. Ekmek budur. Ekmek budur. Göz göz olacak budur ekmek. Ekmek yani budur. Yani bir şey soracağım. Tamam hadi onu geçtim. Zaten etine iyi pişmiş dediniz. Yani şu mu çok ezilmiş, birbirine geçmiş, çok kavrulmuş sebzeler? Ya bezelyeyi çok pişirsek bir kere kabuk olarak atar. Bunu iyi biliyorsunuz yani. Bunu da ben size öğreteyim ben değil mi? Ben bezelyen pişmemiş demedim. Pişmemiş demiyorsunuz. Diyorsunuz ki bu çok karıştırmış, aşırı kavrulmuş, çok... Üst birbirine kavrulmuş çok girmiş demedim. Dediniz. Sen ne benim dediniz? Yorumlarımı duymamışsın. Ne demiş? Ne dediniz? Bezelyesini öldürmüşsün. Pişmesi güzel. Ablacığım öldürmüşsün havucunu ne demek? Öldürmüş. Fazla erit pişirmişsin, kavruklamışsın havucu. Bezelyelerin pişmiş. Birazcık sulu kaldığı için ekmeğin de tam pişirmemişsin. Bana suyunu gösterir misin Allah'ın aşkına? Bana suyunu göster ya. Bana bunun suyunu göster. Bak yağını suyunu göster gösteremem. Göster suyunu bana. Gösteremem. Ben sizden... Bak ekmeğin çekmiş hamur oldu. Damla, suyunu göstermem mümkün değil. O ekmeğin iyi mayalanmamış olması lazım ki... Ya nerede suyu var ablacığım? Orada yağ atmış ya. Ekmeğin mayalanmış. Puf puf olmuş. Yağlı suyu da hayır edemiyorsan ben sana daha ne diyeyim? Ekmeğin mayalanmış. Puf puf olmuş. Damlacığım sen kendine çok güveniyorsun ama bu yemeği yapamamışsın. Senin yemeğe suyunu ekmek ya. Çektiği için hamurlaşmış. Ya bırakın Allah aşkına. Burada bir iki puancığımız var. Artık bu iki puancıklar bile bizim için çok değerli. Bir almaktan iyidir. Bu tabağa bence yorumlarımızdan bir tık düşük puan kullandık. Tabii ki puan verecek halimiz yok. Evet. Amacımız gelinimizi bulmak. Ama gelinin çıkarsa diye söylüyorum, üzülürsün. Bir tek iç harcını fazla küçülttüğünü düşündük. Üzüleceğim ve iki verdik. Üzülürüm ama da üzülmem. İki puan. Kime gidiyor bu iki? Kaldır görelim. Zeynep. Aman ben yine sona kaldım. Kahretsin. Nur Kadın teyzeciğim. Buyur teyzeciğim. Benim havuçlarımla alakalı bir yorum yaptınız ama şef bize bir ölçü veriyor. O ölçünün dışında birisi kesme ya da doğrama yaparsa puan kesiyor. Ben görüyorum ki mesela şu parmak kadar doğranmış 5 verdiğiniz tabak var ya siz iri iri seviyormuşsunuz. Biz bunu kafamıza göre yapmıyoruz. Şef bize ne ölçü veriyorsa ona göre yapıyoruz. Yani siz doğru, öyle doğru... Ama yani biraz dikkat etmeniz lazım. Hangisi birbirine daha yakın? Ha, o hata yapmış demeniz lazım. Şefin size ne ölçü verdiğini ben bilmiyorum. Ablacığım. Bilemem de. Bir dakika. Ben bilemem tamam. De. Yani havuç doğramamdan dolayı mı benim puanımı kestiniz? 2 puan mı sizin için iyi bir puan? Yani bunu acıyarak mı 2 puan verdiniz? Ben Nurkan'ın teyzeyi anlayamıyorum, konuşamıyorum onunla ya. Sadece havuçlarıma mı 2 puan verdi gerçekten? Zeynepciğim. Ben sana 2 puan verdim. Şükretmen gerekiyor. Dua et ki 1 puan vermemişim. Bu gerçekten acınacak bir tabak mı? Acıyarak değil. Biraz daha iyi olmuş. Emek vermişsin. O yüzden verdim. Abla yani önce şununla alakalı bilginiz olsun diye söylüyorum. Çünkü hala bir 2 gün umudumuz var ya sizinle alakalı. Evet. Şimdi tabaklara bakıyorsunuz ya. Mesela bu küçük doğranmış. Bu küçük doğranmış. Bu da idare eder küçük doğranmış. Eğer farklı bir tabak varsa o gelin onu yapamamıştır. Bunu unutmayın olur mu? Bunu lütfen unutmayın çünkü siz bizim çatır çatır hakkımızı yiyorsunuz. Eğer 3 tabak birbirine benziyorsa doğrama şekillerinden eğer bir tabak iriyse demek ki o üçü birbirine benzemiyor. Üçü birbirine, dördüne birbirine benziyor mu? Zeynep'in avucu bu kadar. Bakın dördü birbirine benziyor mu? Bir tek onun avucu bu kadar bakın. Bir tek onun avucu bu kadar. Ama genelde olması gereken sebze ama o. Ama bize verilen bir ölçü var ya ben de isterim burada kendime abla, göre yemek kafamıza göre yapmıyoruz. Yapmak. Bak biz burada yemeği kafamıza göre yapmıyoruz. Kafana göre o yaptım kimse, demedim. O 5 puan kim aldıysa o kafasına göre yapmış. Ama emin ol burada günün sonunda onun puanı da kesilecektir. Çünkü bariz farklı. Kesesin bariz. İşte benim bariz, sana almak istediğim şey bu. Bak, ablacığım lütfen beni dinler misin? Dinliyorum. Bak o da konuşamıyorum. Karıştırdın ortalığı yine. Ha? Ben yediğime yorumladım. Kabullenmek istemiyorlar. Gel bir tanem. Etinin ya sertliğini. Bu vazgeçtiğimiz tabak, şu 4. tabak gelinimizinse.
Gelinimin ise peşin zaso çeyreğe taktım, sıkıntı yok. Bakalım. İstediği gibi üstüme gelebilir. Bulalım. Ya da buradan kaçar giderim. Acaba Gamze mi yoksa Kıymet mi 5 puanı kaptı? Kaldır görelim. Gamze! Bravo! Helal olsun. Gerçekten. Helal olsun deme, helal olsun bir de. Çıldıracağım. Ben boşuna burada anlamıyor diye bas bas bağırmıyorum. Bak, alabilir miyim müziği? Müzik. Ben oynamayayım. Şimdi buraya kadar geldik ama gel bir de bizim tabakları inceleyelim. Lütfen gel. İncelemeyelim. Hayır, gelin. Hayır, ben bunu kabul etmiyorum. Hayır. Beni yorma. İnceleyeceğiz. İncelemeyelim. Ya bu ekmek, bu ekmeğin içine sen iyice baksaydın bak. Diğerine bakmaya gerek yok. Bakar mısın? Göstereyim. Yapış yapış bak. Hamur daha bunun içi. Görüyor musun? Olmayan bir tabağa 5 puan verdi Nur değil teyze mi? Yedi, yanlarına baktı. Bakar mısın? Nur teyze bak, tadına bak, sen musun? Görüntüsüne bakıyorsun. Kabarmamış bak. Neden? Çünkü son dakika pişsin diye en üste attı. Anladın mı? Bakar mısın ekmek? Kıymetim neden kabullenmiyorsun? İç içi olduğu için sönüyor, hamur hamur oldu. Bir de benimkine bakar mısın? Allah razı olsun. Peşi Damla'ya verdiğim için zerre kadar pişman değilim. Damla ağzında değil o. Ağzında bile yine Damla. Pardon, özür dilerim. Damla'ya verdiğim için zerre kadar pişman değilim. Kıymetçim, tadımı ben yapıyorum. Demek ki senin yemeğin lezzetli olmamış. Ben ne yapabilirim? Anneciğim, her şeyi beğenip 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 sadece bir havuçtan mı kırdın puanımı ya? Benim 4 puanım nerede? Belki bu Damla'ya koz vermek gibi olacak ama Damla alsa, Zeynep alsa yine Gamze bu kadar üzülmezdim. Mı? Ama Gamze'ye gitti ya, hiç olmamış. Aa. Gerçekten bunu söyleyebiliyorum. Diğer kızlarınki olmuştu yine ama orada hiç olmamış bir tabak var. Evet, gerçekten Gamze'ye 5 puan verdim. Hiç pişman değilim. Beğendim, verdim. Bu çok kadar. İyi yaptın. Orada bir laf söyledin değil mi sen? Ben peşin peşin taktım de. Evet. Yarın getireceksin, peşin peşin takmadın. Bu dünkü birinin de. Ben bugünkü bir için de isterim. Hem de böyle bir mükemmel ekmek için bence 2 tane bile getirsen gönlümü alamazsın. Oho! İkinci kayınvalidem, görüyorum ki çok sabırsız bugün. Rabia Sultanım, hoş geldin. Hoş buldum. Tadım yapmaya koşa koşa gelen nadir kayınvalidelerden. Buyur. Resmen yutamıyorum. Şöyle, hamurun eşkimesi iyi. Böyle oyup şeyini de koması iyi. Birazcık tadında yine bir şey var bir. Unda mı, mayada mı, yani bir sorun var. Sorun mu? Anason var, rezene var. Onları aldım. Anason, evet evet, anason adını unuttum. Özür dilerim. Etlerini sadece bir tık çiğ buldum. Yani çiğnedim ama bayağı çiğnedim. Anladım. Ondan sonra şeyinde sorun yok. Bu ince ince işlerinin şeyinde. Havucunda güzel doğramışlar. Tamam. Etlerinde birazcık çiğlik var. Hamuru iyi eşkimiş. İyi de kızarmış. Dört dörtlük diyemeyeceğim ama iyi. Hamurun bezesi ve pişirmesini de beğendin mi? Evet. Görünüşünü de. Evet, beğendim. Bir tık büyük olmuş. Bir tık şeyle iyi olmuş. Yani belki de öyle demişti. Ha, şef. Belki de öyle demişti. Bence de. İkinci tabağımız. Ya aşkım, zaten benim yüz ifademden anlıyorsundur. Etler hiç pişmemiş. Ekmeğin şeklini, sadece şeklini beğenmedim. Eşkime kısmında da bek kabarmamış. Tamam, kalın olmuş ama kalınlık ayrı. Eşki de kabarmak, göz göz olmak ayrı. Aynı. Bu farklı bir ekmek. Zaten şeyini de beğenmedim böyle. Duruşunu beğenmedim. Çok iri olmuş bezesi. Yani bunu beğenmedim. Şey, sebzeleri... Havuçları, sebzeleri iyi. Bezelye pişmiş. Eti hiç pişmemiş. Tadı hiç alamadım. Havucun biraz tabii ki dilinmesi böyle güzel. Dilinmiş yani. Buyur. Üçüncü tabağımız. Müzik
Bunun ekmeği güzel kabarmış, pişmiş, içi yumuşak. Görünüşü de beğendim. Ama bunun etleri de pişmiş. Şey ya, o lezzet var ya, tat. Hmm. Onu hiç alamadım. Anan son rezeneyi. Anan son aldım. Hmm. Rezenem var zaten. Şöyle... Lezzet mi yok? Aynen, et kalma tadı yani. Hmm. Bir içine birbirine girip, yani etler kuru kuru duruyor. Şunlar sadece birbirine girmiş, ezilmiş tamam ama bunlar hepsi aynı. En baştakinden de aynı değil. O önce iyi. İç harcını yani, beğendim mi? Beğenmedim, beğenmedim. İç harcını beğenmedim. Heh. Etler pişmiş ama iri iri olmuş. Tadını almadım. Etler tek tek duruyor yani. Bunlarla ikisi bir kavrulmadı mı yani? Anladım. Karışmamış bunlar, özleşmemiş. Bunu da yani dört dörtlük beğenmedim ama iyi. Görüyorum. Son tabağın. Ekmeğinin duruşu, kızarışı, her türlü güzel, şekli şemalı. Etler de pişmiş, doğrama şekli de iyi. Afiyet olsun sana o zaman. Son zamanlarda maşallah din performansın iyi. Rabia Sultanım. Hazır mıyız? Hazırım aşkım. Ver bakalım puanlarını. 5. Dördüncü tabak 5 puan. 2. Üçüncü tabak 2 puan. 1. İkinci tabak 1 puan. 3. Ben şok. Olabilir. Yapmaz. Bak çok nadir yaptığı bir puanlama bu. Bulamadın aynen galiba Damla'yı bu sefer. Yok, dedim emin ki. Emin olsan tak 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 yapıyorsun. Emin olsam da bugün birazcık hep beni şey yapıyordu. Aynen ya, biraz. İnsafa geldim. Aynen eşk ettiler. İnsafa gelmişiz bugün. Gerçekten de 3 aşağı 5 yukarı herkese puan dağıttık. Tek bir yanan var. 2 numaralı tabak. Önce 2 puancık. Ekmeğin bezesini falan beğendik ama hı hı, bir sürü bir lezzet yok, bir şey yok. Böyle bir içimizden kıvır kıvır bir şeyler söyledik. Çok anlamadım ben. Beğendin mi, beğenmedin beğenmedim mi? Kaldır görelim. Kıymet. Sonradan R yaptınız. Beğenmiştiniz aslında. De bu çıktı. Sonradan R yaptınız. Diyor. Şimdi ekmeği beğeniyorsunuz. Hı. İçinin karışımı güzel olmuş falan fistan diyorsunuz. Baharat tadını da alıyorsun. Sonra... Ete ne oluyor ben anlamadım. Et diyorsunuz ki pişmemiş. Nasıl diğerleri çok pişmiş oluyor da etle nasıl özleşmemiş oluyor? Özleşmemiş. Ben hepsini birlikte yaptım. Dene dene duruyor o. Dene dene? İçine girmemiş. Dene dene duruyor. Vallahi dene dene durur etler yani. Bu kırmızı kuru, et. Kuru. Kırmızı et dene dene durur yani. Gayet güzel. Ekmeğim hani güzel. Bakın mis gibi yumuşacık olmuş. Daha ne olsun? Daha yumuşakları var canım, merak etme. Daha yumuşakları var. Var mı? Ya yumuşak Allah aşkına. Değil, hamur hamur. Bu etin mesela nesi var bu ete, ben çok merak ettim. Neyine yorum yaptınız siz? Bakın etime. Gayet ben güzel. Beğenmedim canım, beğenmedim. İşte bu neyini beğenemiyorsunuz? Yani. Ben onu anlamıyorum bu, neyini. Bu içiyle, daha ne istiyorsunuz? İçiyle şey olmamış. Özleşmemiş. Tadı hiç güzel değildi. Özleşmemiş bir yemek baharat tadını vermez. Sizin dediğiniz gibi özleşmemiş olsa bir kere yemeğim sulu kalırdı. Hı-hı. Yemekte su kalmış mı? Hayır, kalmamış. Demek ki yeterince kaynatmışım. Hı-hı. İkisi birbirine harmanlanmış, suyunu da i̇şte çekmiş. Harmanlanmamış yemek diyorum ben de onu. İşte ben de diyorum ki bu mümkün değil. Öyle olsa mümkün. Sulu kalması gerekir. Beğenmedim. Ya sabahtan benim gelinle uğraşacağına oturup da yemek çıkardaydın da ben 5 vereydim. Çok şükür çok anladın düzgün mı yemek de çıkardım. Ayrıca benim kimseyle uğraştığım yok. Dönüp dolaşıp benim yemeğimi konuşurken konuyu oraya getirip sattırmaya çalışıyorsunuz. Hayır. Hep sizi konuşalım, hep sizin gelinizi konuşalım istiyorsunuz. Anneciğim eş gitmene verdim. Gören ya, yuvarlana göz verdim. Yine de bezene verdim 2 puan. Tamam, güzel verdim tipi, yani. Tipi güzel. Bugün dağıtmak siz istedim. Siz zaten böyle dediniz ki gördüğünüzde evet, beğendiniz. Evet, çok beğendiniz. Tipi güzel, tipine ben verdim. Ben de onu anlamıyorum yani. İçine tipi vermedim, tipine verdim, bitti. Ya Kıymet sen yemek mi yapmışsın? Benim gelinimin peşini bırak, sen kendi yemeğine odaklan. Bak 2 puan verdim. Rabia teyzeciğim, yanık ekmeklere 5 puan verip benim hakkımı yedin ya, senin vicdanına baş başa bırakıyorum. 3 puan da bu tabağa verdik bu durumda. Onun da sahibini bulalım. Asla yapmadığı bir puanlama yaptı bugün. Bu gelin kendini şanslı görsün. Aç görelim acımasız Rabia. Zeynep.
Rabia abla, tabağımla alakalı hiç kötü bir yorum yapmadın. Ya. Etleri bir tık çiğ çiğ dedin. Burada dakikayla yani savaşıyoruz. Hı hı. Et ilk işe başladığımda ilk yaptığım şey etimi pişirmek oldu. Bir de gelmek istiyorum. Ekmeğime büyük dedin. Diğerlerine göre büyük mü sence? Hayır, ekmeği? Diğerlerine göre iyi. Değil mi? Gayet evet, güzel. Kibar güzel kızarmış. Ekmeğin pofur pofur olmuş. Yani buna neden 3 puan verdiğini gerçekten merak ediyorum. 3 puanı. Madem çok arada kaldın, niye 5-4 yapmıyorsun? Arada işte, kalmış. Hani onu çok beğendiysen eğer. Arada kalmadım zaten. Geldin buraya bir düşündün mü? Versem mi? Vermesem mi? Ben biliyorum. Fark ettim yani. Niye fark ettin abla? Yani şey, onun arasındakinin farkını biliyorum. Ne farkı var abla 5 ile 3'ün arasında? Onun ekmeği yanmış. Hayır. Zeynep bu sefer yakmıştır, yakmamıştır diye düşündüğün için mi gidip ona 3 verdin? Hayır bak, ama 5 verdim ya. Bu kızarmış bir ekmek abla. Normalde sen böyle bir ekmeği hayatta 5 vermezsin. Ayağı kızarmış anneciğim. Hayatta vermezsin içi, abla. İçi pür pür. İçinin eskimesi çok sertir. Sen normalde. Göz göz böyle. Ablacığım sen o tabağı açtığında ben buna hayatta puan vermem der. Aşırı yanmış. Yanmış değil ki, bir tık kızarmış. Abla, ne olmuş? O ekmeğin üstü yanmamış mı? Hayır. Gerçekten. Yok. Hamur. Buradan bakınca siyahlığı gözüküyor. Özür dilerim bir dakika. O zaman aşırı değil özür dilerim. Yani Rabia teyze, tamam gelinini buluyorsun da iyi tabak deyip nasıl 3 puan veriyorsun? Nur Hanım, ben böyle puanlamalarda ben hiç konuşmuyorum. Dikkatini çekerim. Hiç kaynana konuşmuyor. Sen niye konuşuyorsun? Konuşurum, niye saçmalıyorsun sen şu an? Ben seninle konuşamıyorum. Niye konuşmayacağım? Bilemi tüketme, ben kendim yapamıyorum. Peki onun kuramamış tabağı 5 verdi, destekleme, onu hazmedemiyor, o yüzden konuşuyor. Yok, ben hiç pişman değilim. Gelin size arka tarafta da açıklamasını yaptı. Bence bir soda için siz. Allah Allah. Arkayı buraya taşıyorum, arkada neyin açıklamasını yaptım? Nasıl bir tabağa puan verdiğinizi anlattı. Ne anlattı? Değil mi? Anlattı. Ben, kim anlattı? Gelin kızım, siz anlatmadın mı? Kızım kaydalandı ortalığı, ne karıştırıyorsun? Anne! Ya sen anlatmadın nasıl bir tabağı verdin? Puan verdin dedi. Nasıl mayalanmamış olduğunu anlatmadın mı? Dinle! Ortaya bir yalan atıyorsan cevabını dinleyeceksin. Neyi yaptın? Anlamayın sen benim gelinime ya. Ben hatırlamasını yapacağım. Siz anne, böyle bir tabağa niye verdin puan dedi. Aa! Genelde olması gereken yatağının sert olması, yemeğe taşıması gereken tabak oydu dedim. Senin işin yemek yapmak, laf taşımak değil. Sen gelip, sen benimle muhatap ol. Gelimle niye muhatap oluyorsun? O senin yaşadığında mı? Pardon, o senin... bir dakika ben cevap vereceğim. Niye sen konuşuyorsun? Ben cevap vereceğim. Madem abla, yaşadın beni, o zaman benim gelinimin telefonda konuştuğunu yaşadığına göre ortaya taşımayacaktın. O da anladın yaşadığına mı? Söyledi zaten. Dedikodu yapmayacaktın. Laf taşıyıp ortalık karıştırmayacaktın. O zaman yaşının gereğini yapacaksın. O ben sana aynısını bekler. O da muhatap olması gereken kişiye söyledi yani bana. Aynen. Nur Hanım. Bak sen yanlış tanıyorsun. Benim gelinim aç ben değil. Ben tanıdım. Benim gelinim güzellik uzmanı. Sen daha onu bilmiyorsun ya. Ben bilmiyorum. Senin gelininde sorun var. Ne oluyor? Hayır var tamam, ne sorun var. Ne oluyor? Sorunlar belli oluyor. Ya senin mesleğin ne Allah? Ben hem aşçı yardımcısıyım hem güzellik uzmanıyım. Niye öyle diyorsun? Kayınvalidenin haberi yok ama. İkisi de, ikisi desin yani, tamam. Ana aşçıyım. Ya beni terlediler ya dururken. Terletiyorlar çünkü şu renge takıldı herkes. Aşkım ne renginde ne var? Bir tık kızarmış, ne var onda? Damak senin damak. Hayır tabii ki, puan çok da beğendim. Şu ekmeğin yumuşaklığına bak, ne somun gibi kabarmış, bak. Kıymet Allah Allah. Çıktı, Zeynep çıktı, ya Gamze ya Damla bu en çok tartışılan puanı kaptı. Hazır mıyız? Hazırım da bir şey diyebilir miyim? He. Ya bir daha niye 5-1-1-1 ediyordum ya. Eğer bir daha niye 5-1-1 etmezsem ben de neyim, hadi koruyun beni. Size göstereceğim kendimi. Koyak kimseyi kırmayayım, üzmeyeyim diyorum şuradaki unluk dünyada diyorum. Kıracağım, düzeceğim de hadi. Kurduğun kadar kırdın, dökeceğin kadar döküyorsun, toparlayamazsın. Hodri meydan, geline mi gitti bu puan, rakibe mi, ben ona bakarım. Kaldır görelim. Damla! Ben sana diyorum işte. Ya madem bu kadar eminsin, niye yapıyorsun? Eminim ama bu da yazık olmasın dedim. Hiç vermedim. Bunu kesin Zeynep yapmıştır dedim. Bile bile verdim aşkım. Olsun. Ya bile bile verdim de anne, biz finale gidiyoruz ya. Olsun. Bir şey. Hayır olmasın, niye oluyor ya? Bunu bu da hemen çıktı. Gıdacık da olsun, ne oluyor ya? Hayır emin sen, ben sana her zaman söylüyorum. Eminsen eğer ikilerde kalmıyorsan. Eminim. 5-1-1-1 bu kadar net. Tamam, yarın gideceğim. Söz. Gel oynuyoruz. Öpsene aşkım. Böyle yapıyorsun, öpeyim. Gel öpeyim seni. Sen yüzü değil, anla öpülecek kadınsın da. Teşekkürler aşkım. Sen bunları bugünkü tek atan
Evet beni zaten yine ekmekten bulacağına emindim ama puan dağıtmayacaksın. Dağıtmayacaksın. Çıldırsınlar, patlasınlar. Abla ekmeğin yanmış mı sence? Çatlasınlar. Hayır yanmamış. Yanmamış mı? Evet. Yoğurt sürdüğü için kızarmış. Ispatlamış oldun. Diyorsun ya ben burada her zaman yapamasam da dürüst davranırım diye. Bugün dürüst davranmıyorsun. Çünkü evet, o ekmek yanmış. Kızarmış. Yoğurt sürüyor. Çok bak sürerken de söyledim çok fazla bu yoğurt. Ben de sürdüğüm bütün yoğurdu. İçinde, hayır yanmamış o. Ya bu ekmeğin neresi yanık? Ekmeğin üstü yanık diye beni eleştiriyorlar. Hayır kızarmıştı. Bunlar hiç kızarmış ekmek yememiş. Ne oluyor ya? Evet. Önce bir sanırım. Onun içinde de altın var, onun içinde de altın var. Önce bir siz görün, sonra... Çok güzel ayarladın, içinde altınlar var. Bakın cevabı duydun mu? Onun içinde de altın var, onun içinde de altın var. Bu değiştirme, renge bak bakalım. Kaçın, geç. Gördün mü? Hangisinden ayarlayacağını şaşıyorsun? Ben susayım, bunlar konuşsun. Mis gibi ekmek. Ben susayım. Gelinini yapamayacağına, abur yaptığını, kulu bırakacağına, ekmeğini yakacağından emin olduğu için onun sabaha beşi verdi. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. En mayalı tabağı verdi o. En sözde çok mayalı değil, yanık tabağı verdi. Siz önce hangi sabağa beş verdiğinizi bir oturun konuşun, izle. Ondan sonra benim kayınvalideme laf söyleyin bence. Sıkışınca hemen bize laf at zaten. Bence ondan sonra sıkışınca hemen. Zaten verdiğiniz tabaklarda da belli. Bu kadar avuca puan veriyorsunuz. Konuşun, konuşun, boş konuşun. Salla, boş ver. Çatlasınlar boşver. Kem gözleri inşallah. Amin. Şey hesap sorduysa, ben ona cevabını verdiysem sen laf taşımayacaksın. Akşam üzeri. Ben muhatap olmak istemiyorum. Ben muhatap olmak istemiyorum. Çatlayın. Daha sonra açmadı. Çatlayın. Ben de burada sevindim. Çatlayın, çatlayın. Ben çatlamıyorum. Sarsın olma. Sayın Bayde, çatlayamadığınız için yalan yanlış. Bizim her konuştuğumuz. Muhatap olmak istiyorum. Ne konuşuyorsunuz? Ben de açmayacaksın. Üçüncü kayınvalidem olmuş bile Züleyha Sultanım. Merhabalar. Merhaba. Besmele ile başlayalım. Hiç sorun yok. Dün ne yaptıysan aynısını yap. Dün sen gelinini buldun. Buldun yani. Gerçekten bak. Sana güveniyorum. Afiyet olsun. Ben de güveniyorum inşallah. Nursel Hanımcığım çok güzel pişmiş, et güzel pişmiş, hamuru kabarmış. Yani malzemeleri de güzel pişmiş. Süper. Gayet güzel. Ama tabii ötekinlere bakmadan bir şey diyemem. Ama fena da değil. Havuçlar falan doğranmalar. Evet, doğranması gayet güzel. Güzel yani. İyi, süper, afiyet olsun. Ekmek gayet güzel olmuş. Çok güzel de kabarmış, şişmiş. Güzel olmuş. İçinin malzemeleri de güzel doğranmış. Bezelyesi pişmiş. Etinde bir tık sorun var. Eti pembe kalmış. Tabii süreleri de kısıtlı. Hani ona da bakmak lazım. Ya bu da fena değil aslında. Ekmeğin bezesi ve pişmesine de son bir yorum yap. Şeyi, görünüşünü beğendim. Evet, görünüşü güzel. Yani... Tamam. Evet. Afiyet olsun. Beğenme günündesin bugün. Evet. Üçüncü tabağın. Nursel Hanımcığım. Bu güzel kabarmış ama tam özleşmemiş. Yani içi hamur kalmış. Şöyle... Hamur olmuş bu. Yani şekli de ötekinlere nazaran daha bir yaygın falan olmuş. Eti hiç pişmemiş. Havuçlarında bir tık sertlik var. Yani özleşememiş. Bir tek bezelyesi pişmiş bunun. Bezelye zaten konserve. Evet. Yani. Bezelyesi, havuç pişmemiş ama. Kusurlarıyla bıraktık bu tabağı da. Evet. Son tabağın.
eti pek pişmemiş açıkçası. Hamuru güzel, güzel özleşmiş. Şekli falan da güzel. Gayet güzel olmuş bu da. Bugün benim işim zor, beğenisi günüm her. Ekmeği beğendin, etini çiğ buldun değil mi biraz? O kadar, tek sorunu mu? Yani eti bana biraz çiğ geldi. Hmm. Ekmeğin kabarması? Güzel. Havuçları nasıl, sebzeleri? Havuçlarında da biraz sertlik var, biraz. Evet, pişmiş aslında. Pişmiş. Yani evet, pişmiş. Evet şekerim, üçüncü kayınvalidesin. Puanlar inanılmaz düşük kullanılıyor son zamanlarda. Haliyle iki bölüm sonra bugünü saymazsak 6. sezon finaline başlıyoruz. Çok önemli. Herkes burada olmak istiyor. Bakalım neler edeceksin? Söyle. Şuna bir vermek istiyorum. Üçüncü tabak bir puan. Evet. Şuna 5 vermek istiyorum. Daha iyi gibi geldi. Dördüncü tabak 5 puan. 3. İkinci tabak 3 puan, birinci tabak 1 puan. 2-1-1-3. Evet, bir şeyler oldu. Züleyha'cığım, adın çıkacak artık. Kız bak, kim bulamıyor? Mesela bittiğinde program düşüneceğim, böyle dedikodu yapacağız arkadaşlarımızla. En bulamayan kimdi diyecekler? Züleyha'cığım vardı diyeceğim. Ama çok üzülüyordu ama bir türlü bulamıyordu diyeceğim. Aklımda öyle kalacaksın. Unutmayacaksın beni. Asla unutmayacağım. Bakalım bugün neler oldu? İki birden bir tanesi kimin olmuş? Hazırsan derin bir nefes al ve yüzleşme başlasın. Kaldır. Gamze. Züleyha teyzeciğim. Nur teyze de aynı yemekten tattı. O yüksek puan verdi. Yani aynı yemeği yediniz, aynı görüntü, aynı şey. Nasıl bir puan? Hayatım hamur olmuş. Yani ekmeğin şöyle yaptığında hamur. Hamur yani, gelip gösterebilirim. Gel istersen. Yani beşlik bir tabağa bir verip hamur diyorlar diyorsunuz. Yani şimdi bu, bakar mısın? Bu pişmemiş. Bak. Buna hiç kimseye hiçbir şey vermem. Bak, görüyor musun? Bu hamur değil. Bu yemeğin hamur. Suyundan birazcık sadece yumuşamış. Buna bak, hamur diyemezsin. Ben suyundan almadım farkındaysan. Bak bir daha göstereyim. Bak burası tamam, suyu sıcak, var mı? Sonuçta sıcak kapatılıyor ya. O da oradan buhar yapıp yumuşamış. Buna hamur diyemezsiniz. Hayır, yani. Hayır, bu hamur. Bunu kabul etmiyorum. Hamur değil. Ve gerçekten gayet pişmiş görünüyor şu an. Diğerlerine de bakar mısın Gamze? Onlar da hamur mu? Hayatım bunları gayet da yaparsan evet. Yok. Bu ben hamur. Görüyorum, ellememe gerek yok zaten. Buhardan yumuşadığını düşünüyorum sıcak kapatıldığı için. O yüzden hamur diyorsunuz. Sen doğru şeyi yaptın. Gerçekten hamur. Gamze hala neyi savunuyor ben onu da anlamış değilim. Değil yani benim kayınvalidem de zaten bir hamur ustası olarak bir verdi. Yani neyini savunuyorsun tabağın? Tabağımı tabii ki de savunacağım. Sonuçta ben de burada bir emek harcıyorum, bir şey yapıyorum, bir şey çıkartmaya çalışıyorum sizler gibi. Tabii ki o zaman ne bileyim etini falan savun mesela. Hamurdan gitme. Evet olmamış de. Etime de savundum, etime pişmiş dedim. Ya onda da savunulacak bir şey yok ama eti oradan pişmemiş. Bari girsin yani hamur havucu ya. Havucu pişmemiş, eti pişmemiş, pişmemişti evet. Yani. Dört dörtlük yaptığımı düşünüyorum. O zaman bir. Evet o zaman bir doğru. Dört dörtlük yaptığım için birse evet bir. Haydi devam edelim. 3 puan. Evet. İşe yarar mı? Ya bilmiyorum nasıl. Yarar yarar. Gerçekten bir puana bile şu an korkunç ihtiyacımız var. 3 puan 3 puandır. Ne öldürür ne güldürür. Bakalım. Bakalım bu değerli 3 puan kime gidiyor? Kaldır şekerim. Damla. Şimdi Züleyha teyze, etinin tadına ben de baktım. Acaba sana, yani sen şimdi pembe görünce de gelinin de dahil, gelin tabağını da pembe gördüğün köftede ben geldiğimde orada bir pembelik göremiyorum. Geleceğim yine bakacağım. Çünkü o kadar hani kaşıkla ezeriz hani biraz da boylarını küçültmek adına. Bakar mısın pembeliğe? Bakar mısın? Bu pembe değilse ben de zürüş değilim.
Tamam, bu bugün bu pembe. Doğru söylüyorsun ama bu pişmemiş bir et değil. Ablacığım bak, bu pişmemiş bir et değil. Pembe ama pişmemiş et değil bu. Bak, hepsi pişmiş, hepsi pişmiş. Pişmiş yani bunlar. Peki anladın neden, mı? Pardon, neden ayıramadın, kesemedin? Çünkü yağ var burada, sinir var. Aa, sinir olduğu için. Bakın o sinir zaman var etinden ve ayıramadım kes, yani. Sinir var. Bakar mısın etinden kestin? Ablacığım dana eti, sen burada zaten öyle lokum gibi bir et beklersen. Tabii ki beklemiyorum. Bu bir sorun yani. Tabii ki beklemiyorum. Lokum gibi bir et olamaz. Şöyle kuzu eti verirse evet ben lokum gibi bir et beklersiniz. Ben de onu yapamazsam ben burada onu savunmam. Peki. Zülişim. Canım. Şeytanın bacağını kırıyor muyuz? İnşallah. İnşallah. Vallahi bilmediğim ben çok halde göbek atarım herhalde. Çok güzel oyna bulursan, tamam mı? İnşallah. Üçüncü kayınvalidemin altın değerinde puanı. Bu beşler var ya, ilaç ilaç. Bakalım rakibe mi gidiyor, bizde mi kalıyor? Damla çıktı, Gamze çıktı. Ya kendi gelini Zeynep ya da kıymet puanı kaptı. Aç görelim. Oh be Zeynep. Ay gerçekten tebrik ederim, sağ olun. Vallahi ben de sevindim ha. Teşekkür ederim. Sonunda buldum. Teşekkür ederim, öpüyorum. Vallahi canım, senin adına sevindim yani. Kendi adıma üzüldüm ama senin adına ben sevindim. Ben de çok sevindim, biliyor musun? Kayınvalidem de bulsun beni bir zahmet. Burada en iyi yemek yapan benim. Bir dakika ya, artık hepiniz bir susabilir misiniz? Şovunuz bitti mi artık yani? Bitti. Dönüp dolaşıp herkes bana geliyor. Hepiniz bana oynuyorsunuz. Sana değil, kayınvalidine geldim. Yani benim tamamın hakkını nasıl yersiniz? Lütfen. Kayınvaliden yedi mi verdi mi? Lütfen bir kayınvaliden şey. Hayır, şu an buraya konuşuyoruz. Verdim. Lütfen. İzninizle anlatabilir miyim derdimi? İlk önce kayınvalidene soracaktım. Ben neden şu an buraya konuşmak diye istiyorum ve izninizle derdimi anlatmak istiyorum. Geldiniz. Anlat. Burada dediniz ki o su güzel, bu su güzel, ekmeği güzel, okey. Eti güzel, okey. Güzel doğranmış, ona da tamam. Yani bir kusur bulamadınız, söylemediniz. Bu tabağa geldiniz, ben hani beşliği geçiyorum. Eti pişmemiş, pembe dediniz. Şimdi nasıl bu bir, bu da üç olur? Bir de yanık dedi bunun kabuğuna. Çünkü hayır, yanık asla demedi. Bir daha eti böyle bir hata dedi yapmayacağım dedi. Hayır. Eti yanık dedi. Etine yanık mı dediniz? Hayır, ekmeğe. Hiç de bir şey demediniz ekmeği, yani. Hayır. Şimdi şöyle bir şey var. Hayır, etine çiğ dedin. Olan, eti. Eti yanık çünkü. Çiğ olan bir tabak genel anlamda eti baktığınızda. Eti mühürlemişsin ama biraz yani fazla mühürlemişsin sanırsam. Kıymet. Kayınvaliden, o kadar üzülme hayatım. Kayınvaliden öteki çeyreği de getirmiş sana. Züleyha teyzeciğim, kusur bile bulamadığın tabağa nasıl bir puan verirsin ya? Bundan sonra senin puanlamanın benim için hiçbir hükmü yok. Zeynepciğim, bu arada arkamdan yaptığını görmediğimi zannetme. Benim arkamda da gözüm var. Ha bir de bana oynayıp oynayıp durma. Gerçekten beni çizgimden çıkarmayın. Yeter artık. Çizgim yeter yani. Tamam ablacığım. Ya. Arkanda gözün mü var? Evet Nursel Hanım. Yapma ya. Nasıl gördün kız onu? Ya burada camlar, aynalar, fırınların camları. Ben yani sevdim. Görüyorum. Ben sevdim. 6. sezon finalinin böyle ayak sesleri bunlar. 2 bölüm sonra, bu bölümü saymıyorum, 2 bölüm sonra gelinim mutfakta 6. sezon şampiyonunu arayacak ve 80 altın bilezik için yarışacak gelinlerimiz. Haliyle bütün bunlar çok normal. Günün kritiğini yapıyoruz, son noktada Gamze'nin kayınvalidesinde. 5 taş özel bir şey. Değil mi Rabia? Evet, kına gecesi 5 taş geline kaynana vermez. Biraz gösteriş var mı? Aynen, gösteriş yapmış. Ben gösteriş yaptım. Yapamadığınız için gocunuyorsunuz. Çünkü oğlu yaptı. Bence oğlunun açığını kapatmayı. Ha, en azından benim açığı kapatan bir kayınvalidem var. Sende o bile yok. Birazdan gelinim mutfakta da. Herkese merhabalar. Haftanın tam ortası ama bu orta öyle diğer ortalara benzemiyor. Sadece 2 gün sonra gelinim mutfaktanın 6. sezon finali başlıyor. Tam 20 gün sürecek bir serüven bu. Eleme olmayacak. 4 gelin 80 altın bilezik için yarışıyor olacak. Bakalım şu dörtlüden kim karşımda olacak? Büyük meraktayım.
Eğer burada olmak isterseniz de www.kanald.com.tr ya da 0539 570 37 07. Hadi konulara girelim. Neler olmuş neler. Gelinlerimden Kıymet'in eşiyle tanışma hikayesi ve kayınvalisinin kınada avucuna 5 taş yüzük koyması büyük olay olmuş. Kayınvalidelerimden çok eleştiri almış. Niye? Ne güzel 5 taş koymuş. Bakalım. Kıymet eşiyle tanışmadan önce beraber aynı işlerine çalışıyorlarmış ya. Evet. Bir yıl boyunca eşi Kıymet'e aşkını itiraf edememiş. Kıymet orada da böyle kavgacı bir kızdı. Kesinlikle. Yani muhtemelen adam o yüzden cesaret edemedi evet. diye evet, düşündü. Evet. Belki oğlum bir yıl gözlemledi, evlenebileceği kadın mı, hareketini, duruşunu izledi, hayatım. Emin olmak istedi. Ne yani, bir yılda Sema Hanım'ın gelini gibi 4-5 ayda mı olması gerekiyordu? Oğlum neden sen bir sene beklettin ki bu kızı? Hani daha önce yapardık, kırardık, sarardık. Yani bir sene ne bekledin diye hiç mi konuşma geçmedi aranızda? Ben çocuklarıma sorgulamam. Emine kadınlarla gitmek istediği için, arkadaşken de insanlar kendini daha doğru ifade ettiği için eşim beni tanımak amaçlı bize fırsat tanıdı, zaman tanıdı. Biz bir yıl boyunca gezdik, tozduk, birbirimizi tanıdık. Kayınvalidenle nasıl tanıştın? Evlenme teklifin nasıl oldu? Aa, benim evlenme teklifim olmadı kızlar. Benim kayınvalidem sağ olsun benim evlenme teklifim olmadığı için, düğün böyle biraz aceleye geldiği için elime kına yakılırken kayınvalidem hem altın koydu hem de ekstradan 5 taş koydu. Nasıl yani? Aa, tabii. Evlenme beni... teklifini sana kayınvaliden mi yaptı yani? Kayınvaliden oğlumla yaptı. Oğlumla evlenir misin? Ya saçmalama ya, bu kadar ya, olmaz. Ya oğlunun yerine evlenme teklifini sen mi yaptın? Kına evlenme teklifi şimdi. Yapmadım. Öyle aa, ama 5 taş, tek taş kim verirse, aynen. kim avca koyarsa, kim parmağı takarsa evlilik teklifini o yapmış olur. Kendim takamadığım için, kızıma mutlu etmek için, sevinsin, mutlu olsun diye bir avucuna 5 taş, bir avucunda çeyrek altın koydum. Bir sene arkadaşlık bile teklif edemedi. Edemediyse evlilik Allah teklifini Allah. Hiç edemez. 5 taş niye vermedi eşin sana da kayınvaliden verdi diye ya, sorarlar adama. Aynen. Şöyle anlatayım ben, olaya açıklık getireyim. Normal şartlarda biz eşim askere gittikten sonrasında yapacaktık, gidip geldikten sonra yapacaktık düğünü. Ama vazgeçtik, daha erken aldık. Böyle olunca bizim sürekli bir telaşımız vardı ve ikimiz de çalışan insanlarız. Bu düğün hazırlıklarını işten geriye kalan zamanlarda yapıyorduk. Böyle bir zamanımız kalmadı. Yani, ama bir yıl boyunca sonuç olarak tanışmışsınız, arkadaş olarak da olsa yemek de yemişsiniz, gezmeye de gitmişsiniz. Ama zaten o sürede biz sevgili değildik. Arkadaştık, normal iki arkadaş gibi sohbet muhabbet ediyorduk. Canım demek bile yok. Ben de kafamda sorguluyorum aslında. Diyorum ki bu beni yedekte mi tutuyor, bana karşı bir şey hissetmiyor. Ama ona da çaktırmıyorum, ne yapayım yani. Ben o anki halimden mutluyum, birbirimizi tanıyoruz. Oradan şeye nasıl geldiniz, hadi evlenelim mi? Şöyle oldu bizimki, benim eşim biraz kıskançtır. Ara ara böyle kıskançlık krizleri oluyordu arkadaşken ama böyle çok üst safhalarda değildi. Bir gün böyle bir yıl olduğunda işte bir gün bayağı böyle kıskançlık krizi tuttu, kavga etmeye başladık. Ben de sizinle dedim ki sen kim oluyorsun, hani sen benim hiçbir şeyim değilsin, nasıl karışırsın dedim. Ben böyle deyince artık birazcık mecbur kaldı söylemeye. Ben senden hoşlanıyorum, aslında seni seviyorum, seninle bir yola girmeyi düşünüyorum. Ama seni daha yakından, daha iyi tanıyabilmek için bunun adını koymadım. Çünkü insanlar ilişkide kendini göstermiyor, gerçek yüzünü göstermiyor. Bunun neyini tartışıyorsunuz mesela Zeynep? Yani. Mesela bir yıl hiç renk vermemesini mi tartışıyorsunuz beyefendi? Şöyle yani zaten Kıymet hani sen niye bana karışıyorsun demese demek ki o 3-5 yıl daha öyle sürecekmiş. Biz öyle algıladık. Doğru. Evet. Yani hani sen niye karışıyorsun bana demese adam herhalde evi kuracaktı, kına gecesini hazırlayacaktı, düğünü hazırlayacaktı. Sonra kabul edeceğini düşündüğü için rahat rahat söylediğini düşündük aynen. açıkçası. Bir de bizim takıldığımız ablacığım kendisi söylüyor, ben söyledim ondan sonra böyle söyledi diye. Yani, sen olsan ne düşünürsün? Yani Kıymet hani ona adım atmasa böyle bir ilişkiyle alakalı senin oğlun hiç adım atmayacakmış. Şu an öyle gözüküyor. Yani bir yıl boyunca hiç sesini çıkarmaması dolayısıyla herkesi de rahatsız ediyor değil mi Damlacığım?
Ya bir yıl içinde mesela ne gözlemledi onu çok merak ediyorum. Bence şöyle yaptı eşi. Kıymet agresif bir kız. Agresifliğinden dolayı evet bir duyguları vardı ama agresifliğinden dolayı bir gözlemlemek istedi. Ama sonrasında duygularını yoğun olduğu için çok da hakim olamayıp o şekilde... Bu kız beni yorar diye mi düşündü kesinlikle yani? Kesinlikle. Şöyle de Nursel Hanım yani mesela hani birinden hoşlanırsın. Hadi iki ay olsun, üç ay olsun, dördüncü ay insan patlar ya söyler artık yani insanlara hoşlanıyorum diye. Söyleyememesi, söylememesi evet. Nursel Hanım ben zaten normalde agresif falan değilim. Eşimle gayet şen şakrak gül oynaya geçiriyoruz. Çocuk gibilerim. Ben aynen yeri geldiğinde agresif de olabiliyorum. Ama normal hayatımda çok neşeliyim ve çok da mutlu bir evim. Benim oğlum daha baskındır. Şöyle eşim bu sürede beni bekletirken normal bir arkadaş diyorum ama hep hayatında öncelikli bendim. En ön planda bendim. Annesi bir yere annesiyle gidecekse, annesinin bir işi varsa beni bir kenara atıp da ya da benimle olan planını iptal edip de oraya gitmedi ya da bir arkadaşla buluşmadı. Araya gireceğim, aynen devam et. Nur Kadın Hanımcığım sen biliyor muydun o bir yıl süresince arkadaş olarak da olsa bir kızla görüşüyor ya. Anne bir kız var ama deniyorum mu dedi, ne dedi sana? Demedi. Hani anne evladının hareketlerinden anlar, soruyorum. Oğlum hayatında birisi mi var? Şu anda yok. Zamanı geldiğinde söylerim. Emin olduğumda söylerim. Bir yıl boyunca da hiç radarımda bir kız var bile demedi mi yani? Tanıştım, demedi. Hayır bak önce demedi. Ne ketummuş. Aradan 5-6 ay geçtikten sonra benim dedi hani gözlemlediğim, beğendiğim, sevdiğim birisi var. Ben seninle tanıştırmak istiyorum. Emin misin çocuğum dedim. Eminim anne dedi. Bir yılın sonunda mı tanıştın? Ya tam hayır, bir yıl olmadı. Hayır bir yıl değil. Biz sürekli birlikteydik zaten. Hayır. Ama ben arkadaş olarak sen biliyordum. Sen sevmiş miydin gördüğünde? İşledin mi oğlunu? Oğlum alalım bu kızı iyiymiş falan yaptın mı? Demedim. Açık açık beğendin demedim. Beğendin mi peki gelinini gördüğünde? Tabii ki gördüğünde. Ben insanın mesela hani bana gördüğünde duruşu, selam verişi, saygısı gerçekten çok hoşuma gitmişti. Bu kızla evleneyim demiş ya kendince. Niye o vermedi o beş taşı? Hı. İşte bizim o yani benim bildiğim kadarıyla ben kendi bildiğim kısmını anlatayım. Bana aksedildiğini anlatayım. Bizim zamanımız yoktu pek buna ayıracak. Aslında istese yapardı. Bunu için anladım. Ha, istese yapardı aslında evet, orası kıymet. Birazcık şey de. Anlamak için soruyorum bunu çünkü konuyu tekrar başa sarmayalım diye. Şimdi sen eşine dedin ki sen benim hiçbir şeyim değilsin. O sana dedi ki hayır ben seni seviyorum. Siz sevgili oldunuz. Evlenme konusu nasıl açıldı? Şöyle, evlenme teklifi olmadan. O an sevgili olduk. Bir hafta sonrasında anneler tanıştı. Hemen zaten hani birbirimizden o kadar eminiz ki her şey yerine oturdu çünkü. Bir sevgililik eksikti. Yani bir yıl böyle top sektirdiniz. Evet, sonra aradığım adam, aradığım kadın deyince de vitese beşe taktınız. Evet öyle oldu. Hmm. Bir hafta sonra aileler tanıştı. Bir hafta sonra isteme, bir ay sonra da nişanımız oldu. Görülen fotoğraf doğru bir tanedir. Kayınvalidelerim de bu konuya bayağı tutulmuş. Sana teklifi yapan bayağı kayınvaliden aynen gibi gözüküyor. Bunu teklif olarak ama öyle bir beş taşın anlamı ne kurban oldu? Bak ben beş taşın anlamını anlatayım. Oğlum zaten tek taş yüzük taktı. Beş taşa gelince ben kendi içimden kıymeti gerçekten o kadar çok sevdim ki. Hani böyle insanın içine bir sıcaklık akar. Ne güzel. Yarın içine Allah koymak bozmuş istersin ya. Amin. Öyle bir şey oldu. Sadece bir çeyrek konur adet. Ben kendi hayatımda görmediğim için, içimde ukde olduğu için kendim beş taşı yaptım. Oğlumun dahi haberi yoktu. Kimsenin evet, yoktu. Sen bonkör bir kayınvalidesin. Ben onu görüyorum. Ben kızımı ve yakasındaki çeyreği de görüyorum. Dün bir verdiği için hemen ben bir verdim ama al bu senin çeyreğin diye takmış sözünü tutan bir kayınvalidesin. Ama sanki bütün primleri sen toplamışsın gibi. Prim madem değil, aldın ya o beş taşı. Oğlum al bunu tak son dakika. Aynı şeyi söyledim. Hani ama böyle, ya kimsenin evet haberi yoktu. Ben sadece o anda genelde adette sadece çeyrek korsun. Hadi hadi kabul et sen rol çalmayı seviyorsun. Sen rol çalmayı seviyorsun. Kınadı ben de ön plana çıkayım dedin. Ama bunu diyeceğine bilseydim mutlu olsun diye o kadar uğraşmazdım. Ama aşkım bu normal değil. Madem düşüncen çok güzel ya kızlar haklı yani. Kıyak da yapmak istiyorsun. Canım gelinim kocaman bir altın koy bütün.
Beştaş özel bir şey. Değil mi Rabia? Evet. Niye Beştaş özel oluyor? Beştaş ko. Ama ne zaman ko biliyor musun? Gelinden bir hafta düğünden önce ko. Ya da sen niye koyuyorsun? Oğlan kusun. Ya ben... Sen Beştaş'ın zamanı yeri değil. Kına gecesi. Beştaş geline kaynana verme. Biraz gösteriş var ya. Gösteriş yapın. Ben gösteriş yaptım. Yapamadığınız için gocunuyorsunuz. Oo, iyi ki de yapamadınız. Çünkü oğlu yaptı. Nur Hanım hep beraber konuşmayalım. Gamze'cim bir daha söyle aşkım. Nur Hanım teyze diyor ki içimde ukde kaldı, bana yapılmamıştı diyor. Ben de diyor gelinime yaptım diyor. Bence oğlunun açığını kapatmaya çalışıyor. En azından benim açığı kapatan bir kayınvaliden var. Sende o bile yok. Ne eşin kayınvaliden ne kayınvaliden eşinin açığını kapatıyor. Bir dakika. Ama güzel bir şey söyledi. Sen de alkışladın da. Teşekkür ederim. Oğlunun açığını kapattın mı? Öyle mi düşünüyorsun? Evet. Hani evet. Oğlunun açığı olarak düşünmedi. Alkışladın. O zaman niye alkışladın ya? Beni anlamasını alkışladım. Hayır, neden ben kocamdan evlilik teklifi bekliyorum sıfırdan. İkinci bir ama evlilik gene... teklifi ve ikinci bir düğün istiyorum çok kocacığım. Çok haklı. Nurhan teyze doğru... gene doğru söylemiyor ki diyor ki... İçimde ukde kaldı içimde dedim. Yaptım dedim. Ama ben bir yaşıma daha girdim. Kayınvalidenin geline teklif ettiğini de görmüş oldum. Aynen. Öyle gözüküyor. Evlilerin adına. Aynen farkı ortaya koydum. Öyle gözüküyor. Geçtim konuyu. Gelinlerimden Gamze'nin kayınvalidesi hakkında yaptığı açıklamalar yine tartışma konusu olmuş. Gamze bu konuda çok yaralı. Bakalım bugün neler anlatmışsın. Kayınvalidemlerin durumları yetmiyormuş gibi koltuklarımı koltuk olarak değil de yatak olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Nasıl yani, orası kayınvalidenin mi? Salon, kayınvalidesinin yatak odası. Salonda evet, kalkıyorlar ya, baksana gül gibi koltukları yatak olarak kullanıyorlar. Hiçbir şeye faydası olmadıkları gibi bir de koltuklarımı eskittiler. Aa. Kayınvalidemle aynı çamaşırlarımı makinede yıkamak istemiyorum. Bulaşıcı bir hastalığı yok kadının. Bana da çok tuhaf. Hayır, bulaşıcı bir hastalığı yok tabii ki. Ama ben kendi kıyafetlerimi ayrı yıkamak istiyorum. Bir sepet var, oraya götürüyor, koyuyorum çamaşırları. Getiriyor kendisi, onun üzerine koyuyor. İstemiyorum, ayrı yıkamak istiyorum. Hiç olur mu? Ay Süreyya Hanım, ne var bunda Allah aşkına? Siz karıştırıp yıkamadınız mı? Hayatım bir olmasın. Bir evde yaşıyorlar, neden olmasın ki yani? Olması yeri gereken geri çamaşır o. Karışır, her şey karışır. Hayır, yani. Hayır karışamaz efendim, olurmuş mu öyle şey? Üstü, başı, çarşafı derken, havlusu derken zaten bir makine dolar. Kayınvalidenin burada bir tezatlığı var. Ben anlamadım, böyle bir şey olmaz. İnadına yapıyor bence. İnadına yapıyor. Ne Gamze çeker. Ay bırakın, günah ayol. Salonda koltukta evet. Yatan çamaşırı da atar. Evet. Evet bir aileler. Doğal yani. Normal yani. Hayır. Onlara göre doğal hiç, olmuş. Hiç hoş değil. Normal olmuş. Ona. Doğal olmuş onlara göre. Hayır doğal olmamış. Halihazırda kızcağız kendi kendine yıkamaya çalışıyormuş ya. Ben de yengemden hiç böyle bir şey beklemezdim. Yengemin yapacağını zannetmiyorum. Çünkü olabilir. Kendisi de temiz titiz bir kadın. Hayatım bunu şu an Gamze anlatıyor ve ben de şaşırıyorum. Bak Sema Hanım. Yani ben yengemin böyle bir şey yapacağını da tahmin etmiyorum. Aynı makinede çamaşır yıkayacağına mı inanmıyorsun? İnanmıyorum. Aile yıkayacağına inanıyorum. Bir de bir evde kalınlıyor. Bir aile gibiler. Yıkanabilir. Neden yani yıkanabilir? Çok saçma ya. Şimdi bu konuya sonra girelim. Ben o salonu bir daha görmek istiyorum. Şeyi birleştiremedim. Orada teknik koltuk yok mu? Yok. Reketane. Bu çek yaptı gibi bir şey mi? Aynen, açılıyor. Çünkü karı koca yani kayınpederin aynen. De bu salonda yatıyor. Her gün bu koltuklar açılıyor, çarşaflanıyor, evet. Tekrar toplanıyor sonuçta mu? Sonuçta orası da bir yatak odası olduğu gibi düşünürsek evet her gün açılıp kapanıyor. Şu an bakar mısınız? Yani 2+1 ev, burası evin salonu. Muhtemelen hiç kullanamıyorsunuz. Kaç metrekare bu ev? 2+1 kaç? 80'dir. 80 evet 80 70'tir yani. Evet evet. Çocukların çok odası büyük var. Değil. Buzdolabı da var yatak odasında. Difriz var. Yer yatak odasında için. Buzdolabı mı var? Difriz var. Yatak ha. Odasında. Ses olmuş. Yapmaz mı onun? Yeri yok. Evet, çok sessiz. Yani yeri yok. Doğru çıkmıyor. Söylüyorsun. Nasıl yani? Yani ses yapmıyor mu gar 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 hayır. Gar gar? Hayır. Çalışıyor ya. Bende de vardı. Modelini söyle de alalım biz de ses yapmıyoruz. Modelini söyleyebilirim. Ses gerçekten yapıyor. Ses çıkartmıyor. Ve hiç gerçekten ama ciddi anlamda hiç ses çıkartmıyor. Görüntü olarak rahatsız etmiyor mu? Hayır. Kapının ardında ya bir şey olmuyor herhalde. Yer yok diye mi burada? Tabii ki de yer yok diyorum. Balkonun yok mu o gamze? Hayır balkonum da yok. Küçücük, çok küçük, küçük bir oda. Evet. O yatağını falan kendi mi yapıyor? Yani yardımcı olmaya çalışıyorum tabii ki.
Nursel Hanım, iki tane de çocuğu var. Her şeye nasıl yetişsin Gamze? Aynen. Yani yetişmeye çalışıyorum diyor çok yani. Küçük, 8 aylık bebeği var. Salonumu evet. kullanamıyorum diyorsun. En evet. büyük problemin o. Televizyon da oldu da. Evet, televizyon orada. Erken yatan annelerden mi? Tam tersi, gecenin bir yarısına kadar oturan bir kişi. Ben de o yüzden çocuklarımdan dolayı zaten yorgun düştüğüm için kendi odama çekiliyorum. Ki zaten vaktim yok. İzlesem de zaten gene vaktim yok. Ya şey başım, sen konuşurken istersen böyle görüntüler geliyor. Böyle bir televizyon karşısında yayılmaz mıyız? Kocam evet. bu tarafa yayılırsan aynen. bu tarafa. Burada iki tane yayılmalı koltuk var. Kayınpeder bir yere yayılsa, aynen. kayınvalide bir yere yayılsa sen ya da yok. Kocan. Şurada tekliler var, şöyle oraya sıkışmaya çalışıyorum. Misafir gibi oturuyoruz. Ya çok zor arkadaşlar, evet, çok bak zor. Gerçekten evet, çok zor. Zor. Bayağı zor gerçekten yani. Zor. Ve bunu gelinimiz istemiyor. İstemediğini de söylüyor ama 7 yıldır böyle yaşıyorsun. Evet. Çamaşır konusuna gelelim mi? Sen haliyle hak veren var, vermeyen var. Çamaşırlarını karıştırmak istemiyorsun. Kayınvalidenin, kayınpederinin çamaşırlarıyla yıkamak istemiyorsun. Evet, herkesin kendi tercihi. Ben öyle düşünüyorum, öyle yapmak istiyorum. Ama tabii biz sepet getiriyorum odama ya da banyoya ayrı koyduğum zaman ısrarla onun içine koymaya çalışıyor. Ben kendi ayırdıkça odanda bile olsa mı o sepet geliyor evet, onun içine atıyor? Evet. Gerçekten evet. mi? Yani bir yıkanmasını istediği için sürekli sepete çamaşırlarını atmaya çalışıyor. O kadar da yaptığını düşünüyorum ben. Yatak odasına kadar da geleceğini düşünmüyorum. Sepeti yani oraya koyduğum zaman geliyor. Ya, sepet kadar neredeyse odamdaysa da diyor, delip onun içine atıyor evet. diyor. Bir kere sepeti de banyoda ayrı, yatak odasında ayrı mı var? Evet, iki tane yani var. Yatak odasında bence banyoya gider. Yatak odasına getireceği o kadar da yapacağını yapmasa düşünmüyorum. Yapmasa niye yengemi söylesin? O kadar da yapacağını düşünmüyorum. Hadi banyoyu anlıyorum sen ama yatak odasını kabul etmiyorum. Kıyafetler aynı yıkansa ne olur? Evet, evin içinde aynı yaşıyorlar, aynı yıkanabilir yani. Ama istemiyorum yani, onlar olduğu için değil, ben bir kıyafetlerin yıkanmasını istemiyorum. İstemiyorum yani, rahatsız oluyorum. Bence iki taraflı bir anlaşmazlık olduğu için iki taraf da birbirine idant yapıyor. Normal şartlarda çok abartılacak bir olay değil. Çamaşır ne olmuş ki bir aynı yerde yıkansa ne olacak kılık kıyafet? Sonuçta birbirimize dokunuyoruz, aynı koltuğa oturuyorsun. Aynı tabaklarda yemek yiyorsun. Şey. İster istemez temas ediyorsun. Yani yattığı yatağı topluyorsun, kuruyorsun. Züleyha'cığım yan yana sen yıkansa ne diyorsun? Olacak? Yıkanır mı? Hayır, yıkanmaz Nursel Hanım. Niye? Yani sonuçta Allah çocukları aşkına var. İlk önce şu. Çocukları var. Bir ikincisi de zaten kayınvalide, kayınpeder bir kere üst çıkardı. Onun havlusuydu, çarşafıydı. Yani yastıydı zaten, doluyor, ne gerek ama var? Ama havluyla tişört aynı anda atamıyorsun ya. Ama evet, hayatım ya, yine de çok yanlış. Yani benim de iki tane gelinim var. Ama çok var büyük iş külfeti. Evet. Yani çocuklarınkini ayrı yıkasa, kendi evet, eşininkini ayrı yıkasa, kayınvalidelerini ayrı yıkasa. Hayır, o kadar değil. Onun kendi çekirdek ailesi tamam. Ama kayınvalide ve kayınpeder, ya benim çocuklarım ya da yazlar. Ya dolar gibi zaten kendi evet, şeyleri. Evet, evet. Yani yazlıkta ben çocuklarım geliyor yanıma, yani ayrı atıyorum. Ya benimkinden niye yıkansın Nursel Hanım? Çocukların da geldiğinde sen de mi ayrı yıkıyorsun? Evet, evet, ben de ayrı yıkıyorum. Damla. Ben de Züleyha teyzeye katılıyorum yani. Zaten her şeyleri ortak yani. Bırakın çamaşırda da ayrılsın. Kural koymak istemiş. O da bunu koyabilmiş. O kuralı yani da aslında ben, evet, sadece o bir kural olmamış koymak için olabilir ama onu da sanırım izin vermiyorlar. Sema'cığım, haklı değil mi gelinin? Hiç haklı değil. Nasıl değil? Bir evde yaşıyorlar. Yıkanabilir, ne olacak ki? Çünkü bir evi paylaşıyorlar, sürekli aynalar. Bir çamaşırı mı batıyor? Ama bu saygı göstergesi değil ki yani. Ne bileyim, herkesin bir karakteri, tiki var. Yani kız ayrı yıkansın istiyor olabilir. Yengem de bir yıkansın demek istiyor. Yani ekonomik olarak da düşünmüştür. Dolmuyordur makinen. Ne olur ki yani? Bir merak ediyorum atıverse senin kaynananı. Vallahi bize telefonla falan bağlansa çok merak ediyorum. Bağlansın. Ona bir, çok iyi olur. Bir şeyler sormak bağlansın istiyorum yani. Ben bunu sosyal medyaya soruyorum. Böyle bir evde yaşasanız kayınvalidenizle çamaşırlarınız ayrı mı yıkansın isterseniz, yoksa hiç sorun yok. Zaten makinedir, atacağız, hepsi birden yıkanır mı diyorsunuz. Bakalım neler yazacaklar. Son tadımı yapacağız Sema Hanımcığım. Ortalık çok karışmış durumda. Maalesef en zor tadım da sana kaldı. Bana mı kaldı? Haydi buyurun. Yapmayalım bence. Sema Hanım'a kıymayalım. Ha? Kıymayalım sana. Gel şekerim, yap şovunu.
capcanlı bir renk, mercan rengini de giymiş. Evet. Afiyet, bal şeker olsun, bol şans. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ekmeğin bezesi güzel, hamuru güzel kabarmış. Ekmeği beğendim. Süper. Şekli de güzeldi. Yalnız eti hiç pişmemiş. Hiç. Pişmemiş. Çok sert bir et yani. Hiç pişmemiş. Tamam. Sebzeler. Tadı fena değil. Sebze pişmiş. Havuç güzel. Falan pişmiş. Doğramasını beğendin mi sebzeleri? Güzel. Havuçlar küçük küçük. Bezelyeye yakın en azından. Günün son 3 tabağı. Sanki ikisi aynı fırında pişmiş, etler hiç pişmemiş, sebzesi güzel pişmiş, ekmeğimiz güzel kabarmış ama bu daha yumuşaktı buna göre. Görünüş olarak o kadar güzel kabarmış görünüyor ki. Sert mi ama olmuş? Evet bu sert, bu daha yumuşaktı. Görüntü olarak beni cezbetti. Mesela kabarmış bir hamur ama yediğin zaman daha sert. Anladım. Ne görüntü tuzu? Var, ses yok. Aynen öyle. Etler hiç pişmemiş. Peki. Çok sert. Son iki tabağımız. Bu birazcık fazla kalmış fırında. Bu da yumuşacık bir ekmek. Biraz fazla fırında kalmış. Tek sıkıntı o. Bir de iç malzemesi çok tuzlu olmuş bunun. Şu tuzu tuz ben çözemedim. Fazla. Tuzu çözemedim. Artık etinden mi, pişirme süresinden mi bilemiyorum. Üç tabağın üçünün eti de pişmemiş. Sert ya da sert bir et olabilir. Şimdi gelinlerin günahını da almıyorum. Ona da bir şey demiyorum. Ama tadı olarak diyorsanız bu çok tuzlu bir tat. İç harcından mı bahsediyoruz? Evet. Evet. Bezelyesi biraz sert pişmemiş bunun. Ama tuzlu. Ekmeğin görüntüsünü, kabarmasını beğendim. Fırında beğendim. Fazla kalmış. Beğendim. Aynen fazla kalmış. Yanık bir ekmek bana gene. Son tabağın. Ben hep tuzdan gidiyorum ama gerçekten bu da çok tuzlu. Bunun ekmeği, hamuru fazla kabarmamış, sert bir hamur. Sanki unu fazla kaçmış gibi diyeceğim ama bilmiyorum. Havuçlar çok iri, bezelyeye göre görüntü olarak söylüyorum. Bunu da fazla beğenmedim ben. Eti de sanırım eti de beğenmedin. Aynen. Etler dörtte dört. Hadi eti yine göz yumuyorum diyorum, belirli bir süre var ama çok tuzlu. Bu sert bir hamur. Şey, pişkinliği olarak. Evet, bu da çok pişmiş. Pişme yönünde bu tabağı beğendim. Hazır mısın puanlamaya? Evet ama şu, bugün ben vallahi lezzete bakmayacağım, kimse kusura bakmasın. Gelinimi bulmak zorundayım, artık yeter. İlk beşten başlayayım mı? Nereden istersen, istersen ortadan başla. Ay Allah'ım yardım et. Kalbinin sesini dinle, şu vereceğim puanlar gelinlerin kaderini belirleyecek. 6. sezon finalisti olmak istiyor herkes. Evet. Dinliyorum. Şuna gidip geliyorum. Buna 5 vermek istiyorum. İkinci tabak 5 puan. Aslında şuna mı verseydim, bozuk oldu onu. Tamam 5 dedim. Bu tabağa gerçekten hakkı diye düşünüyorum. 3 en azından ekmeği güzeldi. Birinci tabak 3 puan. Aynen. Bu çok tuzlu. Emeğe 2 vereceğim. Üçüncü tabak 2 puan geriye. Dördüncü, hani normal bir yemek beni, beni duy. Tamam. Beni şu an duyman biliyorum. Çok önemli. Dördüncü tabağa da 1 kaldı. Az önce ne dedim biliyorsun değil mi? Aslında 5'i buna verecektim ya ya. Evet içimden geçti. Aslında şuna mı verseydim, bozuk oldu onu. Tamam 5 dedim. Ama şimdi şöyle bir şey, çok tuzlu tamam. Tamam. Bir önüme gelse bu yemek ben bunu yemem. Tuzdan yemem yani. Ben yazdım gitti. Tut bunu. Bunu mu tutayım? Buna yemin ben ederim kaç verdim, kalbimi çarptırdın benim şu anda. Buna 2 puancık verdin aşkım. 2 mi verdin? Sahibi kim? Aç. Damla. Bu tarafa dönersen. Ablacığım senin tuzla bir sorunun mu var?
Yani, aslında tuzla bir sorunum yok. Ya yani tuzu sevmiyor musun? Tuzu seviyorum. Kararında olursa seviyorum. Ama bu tek yorumu yapamazsınız bunu. Aşırı hiç kimse tuzluydu. Tuzlu demedi. Demek ki o zaman benim tuz oranım ben de, diğerlerine göre bir sıkıntı var. Ben de iç harcına baktım. Bana gerçekten yok. Tuz yok da hatta abla, ben... Özür dilerim. O tabağa yanık dediniz değil mi? Ben yanlış hafif duymadım. Yanık var, evet. Var yanık. O yanık değil. Çok kızarmış. Ve hafif yumuşacık, yanağa geçiyor. Çok kızarmış değil de hafif yanağa geçiyor. Yumuşacık dediniz de ben şuraya da değinmek istiyorum. Şu dördüncü tabağa demediniz, olumsuz bir yorum kalmadı ama beşi acaba ona mı verseydim dediniz. Neden? Ama ondan önce daha önce gelini de düşünmek zorundayım dedim ya. Şimdi baştan net söyledim. Anladım, zaten. Yapamamıştır gibi mi? Ha. Mantık mı yürütmeye çalıştınız? Ha, evet. Yok onu demek istemedim. Acaba hani heyecanlı falan ya belki doğramalarda dedim belki şekil bozukluğu anladım, falan yüzden. Yapabilir yani diye. Aslında beğenmediniz kendi açımdan ama öyle düşündüm. Gelinim olabilir diye. Ha, o açıdan evet. Sema ablacığım sen neden bu kadar çekine çekine konuşuyorsun? Söyledin zaten daha onun olduğunu bilmeden. Yanık dedi. Ay evet onu anlatmaya çalışıyorum. Yanık ben Damla yani anlatmaya çalışıyorum. Yani neden gerçekleri duymaya tahammül edemiyorsunuz? Bu kadar anlamıyorum. Yanık ortada bariz ortada yani yanık oldu. Evet. Tahammül edemediğimi kim söylüyor burada? Sen söylüyorsun. Ben Kale alıyor muyum? Alıyor muyum? Hayır. Çünkü senin tamamını ne konuşmalarını ne bedensel olarak ne de rakip olarak seni asla Kale almıyorum. Sence ben seni Kale alıyor muyum? Ben sen alıyorsun ki benim tabağım hakkında konuşuyorsun. Için ve gerçekleri gördüğüm için konuşuyorum. Neyse bu kadar basit. Kendi tabağın hakkında yanık. Konuş. Sen daha yanığı kabullenemiyorsun kendi ya. Kendi tabağın hakkında ama konuş. Ama anneciğim lütfen. Ne uğraşıyorsun ki? O hiçbir şey kabullenemiyor zaten. Yok, yanık ben... yaptığını da kabullenemez. Yaptığını da kabullenemez. Mesela sanki sizin buranın... olmamış tabaklara kralı beş verdiğinizde... Mesela sizin... olmamış tabaklara beş verip de kabullenmediğiniz gibi aynen. Mi kabullenmiyorum? Aynen. Benim arkamda yürümeye devam et. Aynen. Ne münasebet. Ben sizin arkanızda değil her zaman önünüzdeyim. Tabii tabii. Olduğun için yanık tabak işte. Aynen aynen. Siz doğru tabakları veriyorsunuz ya. Damla bence bunu kabul et. Bu yanık bir tabak. Hafif yanık. Çok yanık da demeyelim de dün çünkü dün yanık yanığı da gördük. Bence de kabul et yanmış. Yani bunu kabul et bence. Ah Semacığım. Ay demeyin öyle ne olur. Diyorum dedim bile tutmak istemesen de yüzleşme zamanı bu tabak da 3 puan aldı. Belki şu tabağa 5'i verseydin yine o kadar üstüne gelmeyebilirlerdi. Çünkü bu tabaktan onu daha çok beğendin. Buna görüntü var ses yok dedin. Kaldır görelim üç kime gitmiş. Kaldır. Zeynep. Siz nasıl tadım yapıyorsunuz ya? Her şey güzel olmuş bir tabağa nasıl üç verirsiniz? Kendi hatanı kendine açıklamak ister misin abla? Hangi konuda? Ne hatası yaptın? Yani benim yemeğimi yedikten sonra ikinci evet. Tabak için söylüyorum. Evet. Bunda görüntü var, ses yok dediniz. Evet. Ekmeği daha kabarık, daha yani gösterişli tamam. Duruyordu ama daha sert olmuş. Diğeri yumuşacık dediniz. Evet. Ama ona 5 verdiniz. Sadece hamura mı puan veriyoruz? Bir o var. Ona daha güzel yorumlar yaptı. Ben bunun içini beğendim. Onun da içini beğendim. De beğendim. Ablacığım. Bunun bak bunun ben sadece bak hayır. Düşünüyorum. Ben bunu herhalde ekmeğini çok güzel beğendiğimi söyledim. Ne dediğini söyleyeyim mi? Ekmeği çok güzel zaten olmuş. Bak kapağı açar açmaz dedim oo dedim. Görüntü çok güzel. Evet. Sonra ne dedin? Yanlış peki? Hatırlamıyorum herhalde. Eti o kadar pişmemiş. Yemedim kafayı. Sebzeleri çok güzel doğranmış. Eti hiç pişmemiş sebzeleri dedim. Sebzeleri pişmiş. Aynısını buna da söyledim. Ha. Eti pişmemiş. Tamam. Ses var, ve görüntü almışım. Bir dakika değil bir, buna kaç puan verdin? Demedim. Buna da 5 verdim. Peki buna ne yorum yaptın hatırlıyor musun? Buna, ekmeği bunun gibi güzel olmamış dedin. Ekmeği hafif sert buldum. Buna ama daha buna lezzetli hiç kötü yorum yapmadın ama. İkisinin etini beğendim de beğendim dedim. Bunu da beğendim. İki, hani şimdi bir puan vermek zorundayız abla, ya. Abla eleştirdiğin... Ben buna 3'ü layık gördüm. Abla bunun etini eleştirdin. Evet. Bunun hem etini hem ekmeğini eleştirdin. Tamam. Evet. Ama puanlama yaparken de şöyle söyledim. Vallahi kimse kusura bakmasın. Ama ben göre... bu ekmeğin yumuşaklığını beğenmedim hanımcığım. Bu... Hafıza kaybı yaşıyorsunuz. Hayır. Görüntü olarak çok hoşuma şimdi, gitti. Hayır, lütfen beğendim. Birkaç dakika öncesini böyle alta küçücük koyar mısınız rica ediyorum. Ne dediniz bunun için? Ekmeğin bezesi güzel. Hamuru güzel kabarmış. Ekmeği beğendim. Süper. Şekli de güzeldi. İzleyince beni çok iyi anlayacaksınız. İyi tamam ben buna sert mi dedim hafif?
İkincisine ise dediniz ki ama ses, bunun hamuruna sert demiş olabilir. Görüntü i̇çini var, beğendim. Ses yok dediniz. Bunun i̇çini içini beğendim. Bunun da içini beğendiniz. Beşi buna layık unutuyorsunuz. Gördüm. Üçü de buna layık. Unutuyorsunuz. Sen benim puanımı sordun. Hata yapıyorsunuz ama. Çok güzel bir puan verdim. Üç verdim. Ama bir ne olacak yani. Biliyor musun? Pişman olacaksın. Sen mi? Söylesin sana. Benim böyle her şeyim böyle sorgulanacak mı Allah aşkına? Demez olaydım. Ben bunu beğendim. Demez olaydım. Ay evet ya demez olaydım. Nereden dedim? Dedin ama. Dedim evet dedim. Aynen onları dedin. Doğru aynen. Söylüyorlar. Ay işte öyle dedim değil mi? Doğru söylüyorlar. Neyse, şu görüntü var ama. Ses yok tabak. Gelinimizin mi? Tut lütfen. 5 puan. Bu lezzet yok demek. Yoksa kıymetin mi? Oo hadi bakalım. Bir verdiğini gerçekten beğenmedin ama gönlünde buna 5 vermek vardı. Gelinim olabilir dedi. Açık açık da söyledi. Evet. Ama puan vermeyi unuttu. Bir tek bir kaldı 4. tabağa. Hazırsan gelinin mi rakip mi günün en pırlanta en güzel puanı belki de finale taşıyacak puanı. Kaldır görelim. Hiç açmasam mı ki? Açacağız. Açıyorum. Aç. Kaldır. Kıymet. Uf be, süper. Gördün mü ne yaptığını? Ay çok şükür Sema teyzeciğim ya. Sonunda tabağımın hakkını veren bir kayınvalide çıktı. Kayınvalidem sizin gelinizle oynadı. Ben de sizinle oynamak istiyorum. Ay ben yok şu an oynayacak halde işte gerçekten. Ben buradan kamuoyuna seslenmek istiyorum. Gerçekten. Bu yarışmaya gelecek olan kayınvalidelere seslenmek istiyorum. Lütfen. Gerçekten hamurdan, etten, doğramadan, şekilden, yemeğin nasıl olduğunu bilecek olan kayınvalideler gelsin buraya. Cevap verebilir miyim? Ay buna ben, ben de cevap vermek istiyorum. Ben de yemeğini yakmadan güzelce mi pişirebilecek gelinler gelsin. Bence de. Ağzına sağlık. Çok güzel söyledin. Unutmayın ki burada böyle 2 dakikalık bir şeyle bir kaza bir şey olabiliyor. Olabiliyor yani. Bu herkesin başına geliyor. Ama burada biz burada canımıza dişimize taktık. Yemek yapıyoruz. Siz kafanıza göre burada puanlama yapamazsınız. Kafamıza göre vermiyoruz. Kafanıza göre yapıyorsunuz. Takıp yapıyorsa... Çiğ tabaklara, olmamış tabaklara, şekilsiz tabaklara puan veremezsiniz. Aslında benim tabağıma 5 puan verecekti. Kafası karıştığı için senin puan evet. Sana vermiş oldu. 5 verecekti ama neden 5 verecekti? Çok çünkü fazla da sevinme. O tabağın olmadığını söyledi, beğenmediğini söyledi. Senden öyle bir şey beklediği için senin yapamayacağını artık o da anladığı için ona 5 verecekti. Ama sonra vicdanı el vermediği için benim tabağımı olmuş tabağa 5'i verdi. Vicdanına yenildi. Anladın mı? Evet. Yoksa olmamışın zaten sana ait olduğunu herkes çok iyi biliyor. Tamam doğru. Ben zaten onunla konuşarak geliyorum buraya. O tabağının benim olduğunu gayet de iyi biliyordun. Gittin kıymete verdin. Hakkımla aldın. Ben de sana verdim. Burada evet. Yapılması gereken neydi biliyor musunuz? Yaptığınız yoruma göre puan vermek zorundasınız. Ben ona göre verdim. Ablacığım vermedin. Hayır efendim. Burada en beğendiğim tabak düşündüm. Bir numaraydı. Bak ben evet. Senin olduğunu evet. Bilmiyorum. Beşlik bir tabak değil o kusura bakma. İzlediğin zaman o kadar diyeceksin ki ay tamam, gerçekten öyle yapmış. Tamam var hakkınız var ona bir şey demiyorum. Abla bak hepimizin emeği hakkı. Sema ablacığım bak. Ama üçlük bir abla, tabak. Abla beni bir dinler misin? Bana göre üçlük. Abla o zaman 5 verdiğin tabak 5'lik bir tabak değildi. Hamurunu beğenmedim evet, çünkü. Evet Sema amca o 5 tabak. Ama dedim zaten etine de beğenmedin hamurunu da beğenmedin. Ben gelinimi bulmak istiyorum dedim. Ama sen söylüyorsun evet, o beni bulmak yorumların üzerinde bak sen söyledin zaten. Bir anda kıymete verdi. İki gündür tada evet. Lezzete veriyorum. Geline biri yapıştırıyorum. Bugün gene aynısı oldu. Ya tamam yok, da bir şey diyeceğim. Yok ama benim tabağımda sıkıntı var. Zaten beğendim ona verdin. Tamam beğendim. Ay üzüldüm 3 gündür bir ne demek dedim, ya. Verdin de şimdi niye geri dönüyor? O değil. Neye geri dönüyor? Neye geri dönüyor? Sen geçen ne yaptın Allah'ın kitabını sever ben. Allah ben ne yapıyormuşum? Direkt 5'i verdim. Geri yapışan da çok gidiyorum. Bırak Allah. Ben en azından beğendiğime veriyorum ki herkesin hakkını. Verdim verdim. Kabul etmezseniz etmeyin. Bizim oralarda bir adet vardır. Kaynana şalvarı yakma diye bir şey var. Aa, o ne ya? Ben geldim artık benim sözüm geçer yaktım çıranı diyor. Benim yakacağım gibi. Kıymet gelin yaktım kaynana şalvarını, yaktım kaynanamın çırasını diyor. Ortalık karışıyor. En üstte benim, otorite benimdi. Kolonya döktüm iyice şalvar alevlensin, harlansın diye. Dominant bir kayınvalide olmuş olsaydın, adet de olsa o şalvarı yaktırmazdın. Kolonya ile harladın mı?
atladım. Eşimle birlikte üstünden atladım mı atladım. Eşinle mi atlıyor? Tabii, hem de kaç kere. Sizin kınayı kim yaptı? Erkek tarafı mı, kız tarafı mı? Bunu niye tartışıyoruz ki? Ben yaptım. Salon parasını ben ödedim. Kına gecesini kim yaptı konusu tartışmaya sebep oldu. Parayı kim verdi de sen ben, ödedin? Ben ödedim diyorum. Parayı veren benim, ödeyen sensin. Her şeyi yapan, avcuna beş taşı koyan bir insan kına gecesini parasını mı vermedi? Bence de. Bir dakika, bir dakika. O zaman senin oğlun aldı, abla cebine attı. Ay. Gelin kayınvalide birbirine girdi. Stüdyoda mevzular büyüdü. Senin hiçbir şeyden haberin de olmadı, yanımda da olmadı, destek de olmadı. Tek başıma hallettim ben. Olaylar karıştı. Yarın gelinim mutfakta da. Hazırsanız haftanın üçüncü gününde günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklamadan önce maalesef buraya eksi ikilerle geldim. İlk eksi iki alan gelinimiz Gamzeciğim. Evet, biliyorum. Ne oldu bana? Görüntü izleyelim mi bir tane? İzleyelim, biliyorum. Gel izleyelim. Gamze gelin şefin sözünü dinlemiyor ve havuçlarını olması gerekenden çok daha büyük kesiyor ve kural ihlali yapmış oluyor. Şefin istediği havuçlar çok daha küçükken Gamze işte bu şekilde kesip tenceresine koyuyor. Şefin istediği havuçlar da benim havuçlarım. Nurhan'ın teyzeciğim sana söylüyor. Şu an hiç tartışmaya gerek yok. Şefimiz size şurada anlatıyor dakikalarca. Şu boyutta istiyorum diyor. O boyutu aşmışsın. Görsel tiyolaşmaya giriyor ve eksi iki. Bitmedi. Bir eksi ikimiz daha var. O eksi ikiyi alan gelinimiz de Damla. Sensin. Aa, yine ne oldu? Ekmekleri olması gerektiğinden fazla kızarttığın için bu da görsel tiyolaşmaya giriyor. Eksi iki. Başka eksi iki yok. Çok şükür bitti. Allah'ım. Çok şükür. Hazırsanız haftanın tam ortasında en yüksek puanı toplayıp çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altın kazanan gelin Zeynep! Harikasın ya. Teşekkür ederim. Buyur şekerim. Tebrikler Züleyha'cığım. Teşekkür ederim. Sonunda. Bulunca. Damlacığım, ben dün ne demiştim? Hata yaptım ama bundan sonrası gerçekten bütün altınlar benim. Çeyrek kaçtığı için o kadar üzgünüm ki. Hele bir de buna kayınvalidem sebep olduğu için çok çok üzgünüm. Bulunca. Bulunca ben. Bulunca ben. Bir şey de hatırlatabilir miyim? Tabii. Dün bir şey söylemiştim, hatırlıyor musunuz? Ne demiştin bir daha? Bugünü saymıyorum, 4 gün yarışmış sayacağım kendimi. Yarından sonra cevabını vereceğim Zeynep demiştim. Zeynep büyük hırslandı kızlar. Hadi gelin yanıma. Hırslanmakta da çok haklı. Buradaki bütün gelinlerim 6. sezon şampiyonu olmak istiyor. Bunun için de ne yapmak lazım? Bol bol çeyrek toplamak lazım. Yarın aynı saatte görüşürüz, hoşçakalın. Bizim oralarda bir adet vardır. Kaynana
şalvarı yakma diye bir şey var. Aa, o ne ya? Ben geldim artık benim sözüm geçer, yaktım çıranı diyor. Benim yakacağım gibi. Kıymet gelin yaktım kaynana şalvarını, yaktım kaynanamın çırasını diyor. Ortalık karışıyor. En üstte benim, otorite benim diyor. Kolonya döktüm iyice şalvar alevlensin, harlansın diye. Dominant bir kayınvalide olmuş olsaydın, adet de olsa o şalvarı yaktırmazdın. Harladım mı harladım. Eşimle birlikte üstünden atladım mı atladım. Eşin de mi atlıyor? Tabii, hem de kaç kere. Sizin kınayı kim yaptı? Erkek tarafı mı kız tarafı mı? Bunu niye tartışıyoruz ki? Ben yaptım. Salon parasını ben ödedim. Kına gecesini kim yaptı konusu tartışmaya sebep oldu. Parayı kim verdi de sen ben, ödedin. Ben ödedim diyorum. Parayı veren benim. Ödeyen sensin. Her şeyi yapan, avcuna beş taşı koyan bir insan kına gecesini parasını mı vermedi? Bence de. Bir dakika, bir dakika. O zaman senin oğlunu aldı abla, cebine attı. Ay. Gelin kayınvalide birbirine girdi. Stüdyoda mevzular büyüdü. Senin hiçbir şeyden haberin de olmadı, yanımda da olmadı, destek de olmadı. Tek başıma hallettim ben. Olaylar karıştı. Yarın gelinim mutfakta da. Bugünün puan durumu şöyle. Zeynep 18 puan, Kıymet 13 puan, Damla 13-2 11 puan, Gamze 9-2 7 puan.